Bugün sizlerle elimizde olan verilere dayanarak bildiğimiz kadarıyla Helen Yunan kültürünün başlangıç dönemleri hakkında konuşmak istiyorum. Ama sizi uyarmalıyım ki tarihte geriye gittikçe özellikle prehistorik dönemlere indiğimizde hatta erken dönemlere hakkındaki bilgimiz de azalmakta. Bu dönemlerden günümüze yazılı kaynaklar ulaşmadığından Bilgimizin arkeoloji ve yazılı kaynaklara dayanarak şekillendiğini vurgulamalıyım. Yani yazılı kaynaklardan önce sessiz kaynak diyebileceğimiz verilere dayanarak yapılan yorumlarla çok karmaşık ve hatta belirsiz verilere dayanarak çıkartılan bilgiler sayesinde bu dönemler aydınlanmaya başlanmıştır. Tarihçiler için çok önemli olan bu dönemlerde herhangi bir tarihi oturtmak bile ancak üç aşağı beş yukarı başarılabilmekte ve bu da tartışmalara yol açmaktadır. Bu durum önümüzdeki derslerde tartışacağımız tüm konular en temel unsurlar için bile söz konusudur. Anlatacaklarımın ancak tarihi gerçeklere yakın tahminler olacağını aklınızda bulundurmalısınız. Hikayemize Ege bölgesinde Tunç Çağı'nın başlangıcıyla başlıyoruz. Bunun yaklaşık milattan önce 3 binlere rastladığı anlaşılmaktadır. Son zamanlarda bunun aslen 2900'lere indirebileceğimiz tartışılmaya başlandı. Tam olarak bilmek olası değil. Bunu çok fazla kafaya takmamak gerek. Tunç çağından önce uygarlık olarak betimlenebilecek herhangi bir veriye rastlanmadığından ilk defa bu dönemde çağ ile bağlantılı olarak uygarlık terimini kullanmaktayım. Uygarlık kavramı köylerden ziyade şehir olarak adlandırabileceğimiz yerleşik yaşam için yapılarını oluşturan toplumlar için kullanılabilir. Geç taş devrinde, Neolitik'te bile tarım köylülerinin varlığını bilmekteyiz. Bunlarla aradaki en önemli farklılık bir şehir sadece kendi ihtiyaçlarını üreten nüfustan oluşmaz. Yani kendi yiyeceklerini üretmek yerine toplumun birçok bireyi başkalarına ihtiyaç duyar. Üretim yerine bürokratik veya dinsel görevler gibi toplumun farklı sistemlerini yürütürler ve besin gibi temel ihtiyaçlar için toplumun başka bireylerine bağlıdırlar. En basit şekilde şehir kavramını bu şekilde açıklayabiliriz. Şehirlerle bağlantılı olarak uygarlık konusunda birçok kültürel nitelik ortaya çıkar. Yani Ege havzasına baktığımızda özellikle Girit adasında bunun ilk defa göze görülür şekilde ortaya çıktığını görürüz. Bu uygarlık ilk defa 20. yüzyılın başında arkeologlar tarafından bulunmuştur. Bir İngiliz olan Sir Arthur Evans bu uygarlığı tanımamıza yarayan ilk ve en önemli buluntuları ortaya çıkartan araştırmacıdır. Sir Arthur Evans kendisini bu kültüre o kadar kaptırmıştır ki bu kültürün kurallarını kendi ataları olarak gördüğünü bile söyler. O bu uygarlığa Yunan mitolojisinden tanıdığımız efsanevi Girit kralı Minos'a dayanarak Minos kültürü adını takan kişidir. Dolayısıyla bu yüzden günümüzde Minos uygarlığı olarak söz ediyoruz. Bu terminoloji Girit adasındaki uygarlığı betimler. Bunlar Girit'i aşıp Akdeniz'in çeşitli bölgelerine kadar uzanarak bir imparatorluk kurmuşlardır. Ama her şey Girit'te başlar ve Tunç çağında oluşan bu imparatorluk bu bölgede bilinen ilk uygarlığı oluşturur. Minos kültürü ilk olarak Kuzey Girit sahillerindeki Knossos şehrine dayanarak şekillendirilmiştir. Burada muazzam bir saray yapısı bulunur. Bugün kalıntıları çok iyi derecede koruna geldiğinden önemli bir turistik merkez olarak ziyaret edilir. Buradaki buluntulara ve hatta Girit'teki başka buluntulara da baktığımızda, Ön Asya'nın diğer ve daha eski uygarlıklarına benzerlik gösterdiği sonucuna varabiliriz. Minos uygarlığı özellikle günümüz Irak sınırlarını ve çevresini, Dicle ve Fırat vadilerini içeren, hatta Suriye'ye kadar uzanan bölgelerde gelişmiş uygarlıklarla benzerlikler gösterir hatta biraz daha geç olsa da Nil Nehri boyunca egemen olmuş Mısır uygarlığıyla da benzerlikleri vardır. Biliyorsunuz ki araştırmacılar Mısır ve Mezopotamya dillerini 19. yüzyılda okumayı başarmış ve dolayısıyla bu uygarlıklar hakkında Minos uygarlığından daha fazla bilgi toplamayı başarmışlardır. Bahsettiğimiz dönem hakkında da bu buluntulara dayanarak tarih olarak adlandırabileceğimiz bir anlatı üretebilmişlerdir. Ancak bunun Girit için doğru olmadığını görüyoruz. Yani bir yazı sistemlerinin olmasına rağmen ki elimizde yazılı tabletleri var, bugüne dek henüz kimse Minosluların yazdığı yazıyı çözememiştir. Mısır ve Mezopotamya'da da bu nitelikte bilgilerden yoksunuz. Buluntulara bakarsak bunların antik çağa ait olduğunu yani Tunç Devri uygarlıklarının buluntularını andırdıklarını söyleyebiliriz. Minos uygarlığının nasıl ve ne derecede Yunan uygarlığından farklılık gösterdiğini konuştuğumuzda bu yorumun ne derecede ön plana çıktığını göreceğiz. İşte böylece biz de Yunan uygarlığına gelmiş bulunuyoruz. Minoslular Yunanlı değildi. Bir kişi için Yunanlı dediğimizde ne anlamaktayız? Yunanlı dediğimizde o kişinin ana dilinin Yunanca ya da Yunanca'nın bir versiyonu ya da lehçesi olmalı. Daha sonradan öğrendiği veya kullandığı dil olmamalı. Bunlar dil bilimsel terminolojidir. Ancak bu dili konuşanların özellikle erken dönemlerde çocukluklarından beri kısıtlı bir toplumun bireyleri olduklarını Öncelikle birbirleriyle evlenerek ortak kültürel özellikler geliştirdiklerini söyleyebiliriz. Dolayısıyla dilin sadece bir ipucu olduğunu da söylemek mümkündür. Yunanlılar söz konusu olduğunda bir tek aynı dili konuşmaktan daha fazla özelliklere sahip olduklarını düşünmemiz gerekmektedir. 19. yüzyıl boyunca ırklar hakkında çok konuşuluyordu. O dönemde özellikle antropoloji ve benzeri bilimlerin çerçevesinden birçok insan tarafından Yunan ve benzeri ırklar hakkında çok şeyler söylenmişti. Fakat sonuçta bu tip terminolojilerin uygun olmadığı kabul edildi. Bu tip yaklaşımlar insanların özelliklerinin genetik olarak açıklanabileceği varsayımına dayanır ve tamamen yanlıştır. Bu durumda Yunanlılardan bahsettiğimizde bir ırktan değil, bir kültürden bahsetmekteyiz ve bu kültürde temel olarak konuşulan ortak bir dil tarafından tanımlanmaktadır. Kanıtlara dayanarak çıkartılan sonuçlar, Yunanca konuşan toplumların Ege Denizi etrafında belki yaklaşık M.Ö. 2000 civarında Girit'teki Minos uygarlığının ortaya çıkışından 1000 yıl kadar sonra ortaya çıktığını göstermektedir. Son zamanlarda buluntular bunun 100 yıl kadar sonra olduğu kanısını yarattığından yaklaşık milattan önce 1900 diyebiliriz. Bu erken Yunan toplumları hakkında bilgimiz çok az olduğundan ancak 3-400 yıl sonrasından Yunan toplumlarının yerleşik olarak ortaya çıktığı ve Miken olarak adlandırdığımız dönemden başlamak durumundayız. Miken ismi Peloponesos yarımadasının kuzey doğusunda bulunan Mikenan şehrinden türetilmiştir. Homeros hem İlyada hem de Odiseya yapıtlarında Troya'ya karşı savaş açan en önemli antik Yunan kralının Agamemnon olduğunu, Agamemnon'un bütün Argolis bölgesine hükmeden krallığını Mikenay'daki sarayından yönettiğini söyler. Bundan dolayı bugün yaklaşık olarak önce 1600'den 1100'e kadar uzanan Tunç devri kültürüne Miken ve bu döneme de Miken dönemi adı verilmiştir. Burada vurgulamak gereken nokta Mikenlilerin Yunanca konuşan bir toplum olduğudur. Bunu 20. yüzyılın başında bilmiyor olsak da yangınlar sırasında pişerek günümüze kadar koruna gelmiş kil tablet buluntularından elde edilen bilgilere dayanarak dillerinin Yunanca olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı durumun Girit'teki Knesos yerleşimi ve belki bazı başka yerleşimler içinde söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Aynı anda olmasa da oluşan büyük yangınların kil tabletleri pişirerek koruna gelmelerini sağladığı anlaşılmaktadır. Kilin zaman içinde eriyerek yok olduğunu düşünürsek tabletlerin üzerindeki bilgilerin de zaman içinde eriyip gittiğini ve üretim amaçlarının gelecek için saklanma olmadığını düşündürmektedir. Yangınlarda pişerek günümüze kadar korunmaları tamamen şans eseridir. Birazdan size anlatacağım gibi bu buluntular kalıcılıkları göz önüne alınmaksızın tamamen kullanım amacıyla yapılmışlardı. Yazılı kaynaklara geri dönelim. Evans Knossos'ta toplam 7 yazılı kaynak buldu ama daha sonra bunların aslında ikisinin önemli yazı şekilleri olduğu anlaşıldı. Bunlara yazı dersek daha çok harflerden oluşan yazım şekilleri oldukları izlenimi vermiş oluyoruz. Evans bunların ne olduklarını tam anlayamadığı için Linear A ve Linear B olarak bu iki yazı şeklini birbirinden ayırdı. Hassas ve uzun çalışmalar sonucunda buluntuların aslen iki ayrı yazı tipine ait olduğunu anlayabilmişti. Ve buluntuları bu iki kategoriden birisiyle bağdaştırabiliyordu. Linear A daha erken olan yazı şekliydi. Bunun Knesos ve başka yerlerde Minos kralları tarafından kullanılmış dille bağlantılı bir yazım dili olduğu anlaşıldı. Görüldü ki Lineer B, Lineer A'ya benziyor olmasına rağmen daha geç döneme ait ve kendine özgü bir yazı stiliydi. Bu sonuca buluntu alanları oldukça yardımcı oldu. Lineer B yazıtlı tabletler stratigrafik olarak daha geç tabakalardan elde edilmişti. Ayrıca Lineer B'nin Lineer A'dan daha yakın bir yazı stili olduğu da görüldü. Tabi bu Lineer B'nin daha basit olduğunu göstermez aslında. Bunların alfabe kullanan yazım stilleri değil de hecelere dayanarak üretilmiş yazılar olduğu anlaşıldı. Yani her simge bir heceye denk düşmekte ve bir yerine iki harfi temsil etmekteydi. Bu özellik lineer beynin lineer anın içerdiği bir sürü sembolden daha yalın olduğunu ve yaklaşık 60 simge ile konuşulan dili yazılı hale getirdiği anlamına gelmekteydi. Amerikalılar için 26 harfle okuyup yazma öğrenmenin bugün ne kadar zor olduğunu düşünürseniz 60 simgeyle okuyup yazmanın da nedenli zor öğrenilebileceğini tahmin edebilirsiniz. Ama bu verilerden okuma yazmanın sıradan insanlar için olmadığı sonucu da çıkartılabilir. Şimdi lineer B'ye dönelim. Henüz bahsetmemiş olduğum Linear B yazısının aslen Yunanca olduğu 1950'lerde üstün kapasiteli bilmece meraklısı genç bir mimar tarafından ortaya çıkartıldı. İlk önce bu bulgu şüpheyle karşılandı ama Linear B yazıtları araştırmacıların eline ulaştıkça bunlardan ne dendiği anlaşılmaya başlandı. Ve bu gözlemin şüphe götürmediği de böylece herkes tarafından kabul gördü. Dolayısıyla Lineer B'nin Miken döneminde kullanılan bir yazı stili olduğu ve Mikenlerin de aslen Yunan olduğu kuşku götürmez bir gerçek oldu. Ancak yazıların çözülmesinden çok öncelerden itibaren Mikenler hakkında etraflıca bilgi edinilmeye başlandığını burada vurgulamam gerekmekte. Burada ayrıca vurgulamak isterim ki her geçen gün araştırmacılar birçok konuda yeni bilgiler ve yorumlarla varsayımların yanlışlarını yakalamakta ve bilgilerimizi yeniden ele alıp yeni sonuçlar çıkartmaktadırlar. Örneğin dünyanın önüne gelen üniversitelerine gitseydiniz, özellikle 1850'lerde Almanlara sorsaydınız Homeros, Mikenay ve başka yerler hakkında yazmıştı. Bu yerler dünyanın neresinde deseydiniz büyük ihtimalle siz saçmalıyorsunuz. Bunlar sadece mitolojik hikaye, sadece şiir, Agamemnon yoktur, Mikenay yoktur, bunların hiçbiri gerçek değil yanıtını alırdınız. 1870'lerde Henry Schliemann adında bir Alman iş adamı üniversite eğitimi almamış olmasına ve bundan dolayı kendi cehaletinin etkisiyle Homeros'a inanarak Troya'nın yerini aramaya kalkışmıştı. Troya olduğuna inandığı alana gidip kazılara başladı. Burada yerleşim katmanlarıyla dolu bir höyük bulup bunun Troya şehri olduğuna inanmıştı birçok akademik tartışmaya odak olan bu bulgu Troya şehrinin gerçekten bulunduğu kanaatine varıldı. Buna dayanarak Şiliman Troya'yı buldum ya Mikenay diye düşünmüş ve Homeros'a dayanarak Peloponesos yarımadasının kuzey doğusunda Mikenay'ı aramaya gitmişti. Size bu hikayeyi anlatmayacağım şimdi ama sonucunu tahmin edebilirsiniz. Şiliman Mikenay'ı da bulmuş burada kazılar yapmıştı. Bu kazıları hemen sonra bu bölgede yapılan başka kazılar izlemiş ve aynı döneme ait başka yerleşimlerde bulunmuştu. Dolayısıyla henüz bu dönemin yazılı belgeleri bulunmadan birçok buluntuyla kültür hakkında önemli bilgiler edinilmişti. Bu kültürü birçok karakteristik özellik sayesinde tanımamız mümkün oldu. Örneğin kültürün en tipik özelliklerinin bulunduğu Nikenai kentini ele alalım. Çünkü konuştuğumuz konu hakkında en güzel örnekleri içeren modeli buradan edinmemiz mümkün. İlk olarak yerleşimleri tepelerde, özellikle yürüyerek erişilebilecek ama yine de kale oluşturulabilecek yüksekliklerde aramak gerekmektedir. Mikenay kesinlikle bu nitelikte bir yükseltide kurulmuştu. Kralın sarayı kayalık tepenin üzerinde bir hisar yani kale şeklinde inşa edilmişti. Mikenay denizden yaklaşık 16 kilometre uzaklıktadır. Ama şunu da vurgulamak isterim ki tüm Miken yerleşimleri denizden bu denli uzak alanlarda kurulmamıştı. Birçoğu denize çok daha yakın alanlarda bulunmaktaydı. Ancak hiçbirinin deniz kenarında bulunmadığı söylenebilir. Bunun sebepleri arasında bu dönemlerde çok olan tehlikelerin özellikle denizden gelecek olanlarının hızla gece karanlığında korkunç baskınlara dönüşebileceği düşüncesiydi. Karadan gelecek tehlikelerin gürültüleri önemli yerleşimlerin yakınlarında oturan köylüler tarafından duyulabiliyor olmalıydı. Ama denizden gemilerle yaklaşan tehlikeler sessizlik içerisinde hem de gece karanlığında gelip sabahın ilk ışıklarıyla büyük ihtimalle kaçınılmaz baskınlar haline dönüşebiliyordu. Dolayısıyla güvenliğin en önde gelen amaçlarından birisi olduğu görülmekteydi. Ancak Mikenler yerleşimlerini kıyılardan çok uzak alanlarda da kurmamışlardır. Bunun nedenleri arasında kara ticaretinden çok ekonomik güçlerinin deniz ticaretine dayanması görülmelidir. Ancak bu dönemde kaleler ve hisarlar tarım alanlarıyla da çevrelenmişti. Hayatta kalabilmek için ticaretten ziyade tarım ve üretimin en temel dayanaklar olduğunu düşünürsek bu durumun hiç de şaşırtıcı olmadığını görebiliriz. Daha sonraları tehlikenin az olduğu dönemlerde buğday ve başka maddelerin ticaretinin yapıldığını görmekteyiz. Ama bir yerleşimin kurulurken ilk aşamada ticaretten ziyade çevresindeki toprağa dayanacağını düşünürsek toplumların ticaretten ziyade tarıma öncelik vermiş olmalarına şaşmamak gerekir. Yani Miken Krallığı'nda tipik bir yerleşimin yüksek bir kayalıkta kurulmuş bir kale ya da Hisar'ı çevreleyen tarım alanından meydana gelen bir üniteden oluştuğunu söyleyebilmekteyiz. Şiriman, Mikenay'da kazılara başladığında ilk eriştiği buluntu mezarlardan oluşan bir dairesel alan olmuştu. Bu daire toprağa kazılan kuyulardan oluşan bir seri mezar içermekteydi. Halen bugün dahi bunlar kuyu mezarları olarak anılır asıl tepeden çok uzakta bulunmayan alanlarda daha dikkat çekici mezar tipleri bulunmuştur. Bunlar da yapılış biçimlerinden dolayı arı kovanı olarak adlandırılır. Aklınıza arı kovanının şeklini getirin. Ama içeriden 15 metre kadar yüksekliği olan olağanüstü boyutlarda kocaman ve ağır ama iyi işlenmiş taşlardan yapılmış bir arı kovanı şeklinde. Bu mezarlar muhteşemdi ve çoğunluğu toprak altında kalmıştı. Şiliman bu mezarları kazmak istiyordu. Bunlara harcanmış enerji ve zenginliği düşünürsek yatanların kral ya da ailesine ait olduklarını kabul etmeliyiz. Başka kimsenin bu denli büyük ve pahalı mezarları yaptıracak güçlerinin olduğunu sanmıyorum. Sonsuza dek kapalı kalacak bir mezar inanılmaz bir çaba ve harcama sonucunda müthiş bir uğraşıyla yapılmıştı. Kral sarayı da aynı şekilde Niyekeniya Hisarı'nın tepesinde bulunur. Burada toplumu denetleyen en önemli ve kudretli bireylerin yaşadığı bilinmekteydi. Tabii ki bunlar toplumun aynı zamanda en zengin bireyleriydiler. Bu yapıların oluşturulması için çok sayıda kölenin kullanılmış olduğunu düşünelim ve bu yapılar ancak uzun bir zaman dilimi içerisinde tamamlanmış olmalıydı. Herhalde bu kişilerin beslenmeleri bile bir külfet oluşturuyordu. Burada aslında oldukça zengin ve güçlü bir grup söz konusu. Şiliman'ı da buraya çeken aslında mezardaki ölü hediyelerinin zenginliğiydi. Şiliman'ın kazdığı buluntular arasında saf altın ölü maskeleri en kıymetli objelerdi. Bunlardan başka takılar, aletler ve pahalı savaş araçları da Şelman'ın kazdığı buluntular arasında yer alır. Buluntulara dayanarak mezarların krallara ve kral ailelerine ait olduğu kanaatine varılmıştı. Ayrıca Az sayıdaki mezarların uzun bir zaman diliminde kullanıldıkları anlaşılmıştır. Bu mezarların kutsal olarak görülen toprakta birbirlerini izleyen krallara ait oldukları düşünülmektedir. Böylece eldeki verileri zengin bir uygarlığın ve bu uygarlığın kudretli kralların bir aynası olarak yorumlayabiliriz. Arkeoloji ve Linear B tabletlerdeki bilgilerden anladığımız kadarıyla bu kültürler ciddi olarak ticaretle uğraşmaktaydı. Akdeniz'in her köşesinde miken malzemesi, özellikle aletler ama başka şeylerde mesela seramik bulunmaktaydı. Mısır'daki gibi tarihlenebilir alanlarda ele geçtiğinden kültür tarihlerinin de oluşturmaya yardımcı olmuşlardır. Mikenler Mısır'la ticaret ilişkileri içerisindeydi. Mısır malzemesini Miken topraklarında, Miken malzemesini de Mısır topraklarında bulmak mümkündür. Ve birçok şeyin de Mezopotamya'ya ve hatta Batı Akdeniz'e kadar gitmiş olduğu anlaşılmıştır. Bu uygarlığın kesinlikle içine kapanık olmadığı, tersine tüm Akdenizle bağlantı halinde olduğu anlaşılmıştır. Küçük şişeler içerisinde kokulu yani parfümlü yağ ticareti yaptıklarını biliyoruz. Şimdi bu konunun önemini anlatabilmek için antik dünyada yağın yeri, yani yağ ticaretinin önemi hakkında bir şeyler söylesem iyi olacaktır. Özellikle değerliydi. Yemeklerde de kullanılıyordu. Zeytinler ağaçlardan toplanıp yağları çıkarılırken korkunç bir koku verir. Bu iş için kullanılıyorsa tek başına yeterli değildir zeytinler. Parfüm eklemek gerekir. Sabunun da kokusuz hali bir şeye benzemez. Yunanistan toprakları zeytin ağaçlarıyla dolu olduğundan Mikenlerin de bu nimetlerden yararlandıklarını düşünebiliriz. Birçok değişik amaçla kullanılan zeytinyağının temizlik amacıyla da kullanıldığına kuşkumuz yoktur. Akdeniz'in her köşesinde aynı amaçlarla kullanıldığı tahmin edilmektedir. Miken yerleşimlerinin de zeytin ve zeytinyağına rahatlıkla ulaşabilecekleri alanlarda kurulduklarını söyleyebiliriz. Ancak parfümün Yunan toprakları dışından temin edildiğini düşünmekteyiz. En iyi kalite parfümün Kuzey Afrika'da bulunduğunu söyleyebiliriz. İncil'in de bahsettiği Kraliçe Saba'yı hatırlıyor musunuz? Kaçınızın İncil'i okuduğunuzu bilmiyorum. Ama Saba'nın zenginliğiyle Kral Solomon'un ne kadar ilgisini çektiğini hatırlayalım. Buralardan da çok fazla buhur ve mür edinilmekteydi. Bunları ithal ederek kendi ürettiklerini ticari dünyada daha çekici hale getiriyorlardı. Mikenlerin tüm Akdeniz'de göreceli olarak daha geri olan batı yerine özellikle eski ve sofistike pazarlarla gelişmiş uygarlıkların bulunduğu Doğu Akdeniz'de ticaret amaçlı ilişkilere girdiklerini bilmekteyiz. O dönemdeki ticaret bağları bu şekilde oluşmuştu. İlk başta Miken dünyasında gördüğümüz şey ciddi bir kültürel birlikteliktir. Ege Denizi'nin her iki tarafında Yunan topraklarına yayılmış Miken yerleşimleri devamlı birbirleriyle bağlantı halindeydi. Seramik geleneğine bakacak olursak eğer Akdeniz'de üretilmişlerse bunların tam nereden geldiklerini belli edecek kadar farklılık göstermediklerini görürüz. Bu da bizlere tüm bölgenin tek bir kültüre sahip olduğunu gösterir. Bu demek değildir ki bölgesel varyasyonlar yoktu. Ama bu seramikler genel bir kültürel birlik içerisinde üretiliyor ve kullanılıyordu. Bu durum Miken uygarlığının düşüşünden sonra sırf Miken yerleşimlerinde değil, tüm Ege bölgesinde ve Akdeniz'de de değişti. Yani bu zamana kadar milattan önce 1600'den 1100'e kadar uzanan Miken döneminde bir kültür bütünlüğü görülmekteydi. Bu ne anlama gelmekteydi? Neydi bu? Bu dönem için dünya hakkında ne söyleyebilmekteyiz? Ne tür yorumlar yapabiliriz? Bir küreselleşme mi söz konusuydu? Genele bakarsak bu küreselleşme aslında dünyanın ufak bir bölgesinde gelişmişti. Bu dönem insanının Akdeniz sınırlarının dışı hakkında ne fazla bir bilgisi vardı ne de fazla ilgisi. Anlattıklarımı göz önünde bulundurursanız yani Mikenlerin hem bir ticari hem de belirli derecede bir üretim toplumu olduğunu düşünürseniz antik dönem Akdeniz ve Mezopotamya toplumlarını da andırdıklarını fark etmeniz mümkün olur. Birazdan değineceğim gibi Mısır'ı yöneten firavunlarda ve Mezopotamya uygarlıklarını ilk oluşturan şehir devletlerinde olduğu gibi Miken'lerde de toplumu askeri komutan görevi gören, tüm güçleri elinde tutan bir kral yönetmekteydi. Ekonomik etkinliklerde Mezopotamya'daki Dicle ve Fırat vadilerinde olduğu gibi çok gelişmişti. Sarayında oturan kral uzak topraklardaki bürokratları sayesinde ekonomik ilişkileri ve birçok seviyede üretimi kontrol edebiliyordu. Her toplum ve bölgede olduğu gibi tarımsal üretim bu toplumların da ekonomik temellerini oluşturmaktaydı. Elimizdeki verilere bakarsak kralların toprağa ekilecek tohumları insanlara kendisinin dağıttığını, nelerin nasıl ekileceği konusunda ve hatta gübreleme konusunda dahi talimatlar verdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu tip bir denetim sistemi Mezopotamya'da söz konusu değildi. Çünkü orada toprak çok daha bereketliydi. Yani burada merkezleşen denetim mekanizmasının başında bulunan hükümdar çok zengin ve kudretliydi. Bu modeli Asya'daki daha erken dönemlere ait uygarlıklardan da tanımaktayız. Mısır'da da oluşan bu sistemde örneğin firavun tüm Mısır'ı ve Nil vadisini kontrol etmekteydi. Mezopotamya'da bu sistemin gelişmesi biraz daha uzun zaman almıştı. Ama burada da benzer şekilde bir merkezleşme olmuştu. Mezopotamya'da M.Ö. 1750'lere eriştiğimizde Babil'de Kral Hammurabi'nin Mısır'daki firavunlar gibi bir kraliyet kurmuş olduğunu görmemiz mümkündür. Vurgulamamız gereken önemli noktalardan birisi de bu kralların kudretlerinin yanı sıra tam anlamıyla dini yetkilerinin de olduğudur. Mısır'da firavunlar kendilerini tanrı gibi görüp bu şekilde betimliyorlardı ve onlara toplumları tarafından tanrıymış gibi tapınılıyordu. Buna karşın Babil'de Hammurabi'nin bıraktığı stel sayesinde kralların tanrı seviyesinde görülmediğini anlamış bulunuyoruz. Hammurabi'nin stilinde yazılı kanunların başında kendisinin neden bu kanunlara uyması gerektiğini açıklar. Kral burada büyük tanrı Marduk'un hükmetme hakkı ve kanun yapma görevini kendisine verdiğini, kendisine ve kanunlarına karşı gelinmesinin Marduk'a karşı gelinmesiyle eş değerde olduğunu belirtir. Hammurabi'nin bu sözleri aslında çok önemli bir açıklamadır. Burada tam bir monarşik düzen söz konusudur. Örneğin Amerika'da din ve devlet işlerinin ayrılmış olması aslında dünya tarihinde nadir bir örneği temsil eder. Uygarlıklar öncesi ve hatta oluşumlarından sonra da dinin ve diğer sistemlerin monarşik bir düzen içerisinde tek bir kişinin gücü altında kontrol edilmesi ve bu gücün babadan oğula geçerek devam etmesi aslında gayet normaldi. Bunun gerçekten insanlık tarihinde olağan olan kontrol mekanizmasını temsil ettiğini vurgulamak gerekmektedir. Unutmamamız gereken bugün bizim ne kadar farklı olduğumuzdur. Aslında normalden farklı olan biziz ve bizim gibi olanlar insanlık tarihinde ve bunu algılamak çok önemli aslında. Çünkü bu aslında kaçınılmaz bir gelişim. Özel bir durum değil, dünyanın genel gelişim sürecidir. Bu sistemleri vurgulayanlar da aslında uzun dönemler sonucu edinilmiş deneyimler sonucu yanlış olabilecek şeyleri ortaya çıkartabilmişlerdir. Şimdi Miken dünyasının sosyal ve ekonomik içeriği hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Bunun için arkeolojik buluntulara ve lineer B kaynaklara bakmamız gerekiyor. Özellikle kale ve hisarlardaki buluntulara bakarsak buralardaki politik sistemlerin oryantal monarşiyi andırdığını görebiliriz. Miken egemenliğine baktığımızda örneğin... Pilos ve Tebai gibi önemli merkezlerde bulunan tabletlerden buralardaki kralları Vanax olarak adlandırdığını görürüz. Bu da Yunan yazıtlarından tanıdığımız Anax sözcüğünü yani kral kelimesini anımsatır. Daha sonraki verilerden anlıyoruz ki bu toplumun kuvvetli ve kudretli insanlarını betimlemekte bir nevi patron A ya da B gibi bir şeyi yani önemli olan burada bu insanların her şeyi kontrol eden tek bir kralı olduğudur. Bu kişiler kendi otoriteleri altında bir toprak birimi tutuyorlardı ve dolayısıyla önemli bir zenginliğe sahipti. Bürokrat seçip atayabiliyorlardı. Hizmetlileri vardı ve kraliyet mülkiyetinin kayıtlarını tutuyorlardı. Elimize geçen tabletlerin çoğu aslen envanter listelerinden ibarettir. Bunlar çoğunluğu kralın sarayında ve mülkiyetindeki zenginliğin ayrıntılı listelerini içerir. Tabletler ayrıca kralın hizmetlilerine yolladığı talimatları da kapsamaktadır. Miken tabletlerinin içerdiği bilgiler aslında kısıtlıdır. Ama hiçbir şekilde bunların kanun ya da benzeri talimat içermediğini görmekteyiz. Yani hiçbir şekilde kralın ya da bürokratik sistemin kanunlarla ilgili belgeleri değildir. Hatta bu tabletlerden kral dışında sistem hakkında daha fazla bilgi edinmek mümkün değil. Mesela önemli bir araştırmacı şu sözlerle açıklamaya çalışmış bu durumu. Tüm bürokratik sistemin başındaki kuvvetli bir kralı Aynı zamanda adalet konusunda da kanun yapan ve kanunları yürüten en büyük otorite olarak görmek gayet doğaldır. Tüm işlemlerin kaydını tutan bürokratik sistemin her bir yana yayılmış olması, Miken dönemindeki hükümdarların ellerindeki gücün nedenli merkezi hale gelmiş olduğunu görmemizi sağlamaktadır. Pilos'ta bulunan kayıtlar bu açıdan çok ilginçtir. Sadece yılın kısıtlı bir bölümünü kapsayan bu kayıtlar yüzlerce yerleşim ve bölge arasında gerçekleşmiş binlerce işlemi içerir. Bu kayıtların ayrıntılı ve içerikli oldukları kadar da yalın olduklarını görmekteyiz. Örneğin birçok farklı yere ok ucu veya kılıç üretimi için tunç gönderilmekteydi. Kayıtların içeriğinden kaç tane ustanın hangi yerleşimlerde oturduğunu, bunların hangilerinin hala çalıştıklarını hangilerinin çalışmadıklarını öğrenmek mümkün. Girit'teki koyunların sayısının 20 bini bulduğunu da öğrenmek mümkün. Pardon gerçek sayısı 25 .051. Bu konuda size yanlış bilgi vermek istemiyorum. Kayıtlar bir Girit köyünde iki hemşire, bir kız ve bir oğlanın kral için çalıştığını söylüyor. Rion adındaki bir yerden ne kadar keten üretimi beklendiğini de iletiyor bize bu kayıtlar. Alektrion adındaki bir adamın sahip olduğu toprakların ne kadar alan kapladığını öğrenebilir miyiz? Doğu Nias adındaki adamın saraya olan borcu ne kadardı? Bunun cevabı 2200 litre arpa, zeytinlerden 526, şaraptan 468. Umarım bunları hatırlarsınız. 15 koç, 1 şişman domuz, 1 inek ve 2 boğa. Terzaro'nun sahip olduğu iki boğanın adını bile biliyoruz bu kayıtlardan. Parlak ve Esmer. Bulunan tabletler bizlere Pilos ve Knesos'un Yunan toplumlarında beklenmeyen nitelikte bürokratik sistemler oluşturan monarşiler olarak geliştiğini göstermektedir. Ancak birçok açıdan baktığımızda bunların daha eski olan Doğu Akdeniz sistemlerine benzerlik gösterdiklerini fark ederiz. Burada vurgulamak isterim ki bu sistemler bilinen hiçbir Yunan sistemine benzerlik göstermez. Bu toplumlar esasen Yunan olmalarına karşın bu dönemki ders boyunca öğrenebileceklerimizden kültürel olarak çok farklılık gösterir. Örneğin Doğu hükümdarları gibi burada da askeri gücü elinde tutan krallar bulunmaktaydı. Saray ekonomisi ve yazı sistemleri kuvvetli bir bürokratik sistemin gelişmiş olduğunu açıklar ve merkezi bir ekonomik sistem altında toplu olarak tarım üretimiyle uğraşıldığını vurgular. Bu ekonomik sistem ve toplum yaklaşık 400 yıl boyunca gelişmiş ve varlığını sürdürmüştür. Milattan önce 1200 dolaylarında bu toplumu kökten sarsan ve sonunda da yıkan çok kötü olaylar olduğu hakkında elimizde birçok veri vardır. Bu döneme ait saldırılar tüm Akdeniz uygarlıklarını etkileyen olaylardır. Mısır dışarıdan gelen saldırılarla sarsılır. Özellikle Akdeniz'den gelen Nil Deltasındaki saldırılardan haberdarız. Saldırganlar arasında Libya'dan gelenlerin de olduğunu öğrenmekteyiz. Ama yazılı kaynaklar aslında saldırganların denizden geldiklerini kısaca deniz kavimlerinden bahsetmekte. Aynı dönemde Anadolu'ya hükmeden Hititlerin de yüzyıllar boyu ayakta kaldıktan sonra saldırılara maruz kaldığını öğrenmekteyiz. Bu bilgileri sadece yazılı kaynaklardan değil, yıkımların göstergesi olan arkeolojik buluntulardan da öğrenmekteyiz. Saldırılar Suriye ve Filistin'deki krallıkları da benzer şekilde etkilemiştir. Mısır'a Nil Deltası'na milattan önce 1200 dolaylarında yapılan saldırılar arasında Pelestlerden de bahsedilebildiğinden Pelestlerin Filistin'den geldiği ve bu bölgenin ismini bu insanlardan aldığını tahmin etmekteyiz. İncil'de de bu bölgede yaşayanlardan Filistinli olarak bahsedildiğini biliyoruz. Bütün kaynaklarda adı geçenlerin aynı grup insan olduğunu tahmin ediyoruz. İncil'deki hikayeye göre Samson bu insanları bir eşeğin çene kemiğiyle alt edene dek Filistin olarak bilinen bölgeye onlar hükmetmişlerdi. Dolayısıyla antik dönemde de bu bölgenin bugünkü adıyla anıldığı anlaşılmaktadır. Kıbrıs'ın da benzer saldırılardan darbe aldığını, hatta bu tür saldırıların İtalya ve Sicilya'ya dek uzandığını bilmekteyiz. Bu dönemde henüz tam anlamadığımız bir şeyler oluyordu. Bu konuda araştırmacılar hemfikir değildir. Ve hala tartışmalar devam etmekte. Çünkü veriler açık seçik bir yanıt üretebilmemize yardımcı olacak nitelikte değildir. Ancak bir sürü kuramdan bir kaçını burada irdelemek istiyorum. Bunlar arasında bugünlerde ön plana çıkan monarşilerin içeriden isyanlarla zayıflayıp yıkıldığı fikridir. Tabi bu kuramların ne kadar süreyle ön planda kalacağını bilemiyoruz. Ama ana fikir, Hayat zorlaşınca insanların baş kaldırmaya başladıklarıdır. Bunun aslında marksist bir bakış açısından yani tarih boyunca fakirlerin davranışlarına dayanarak ortaya atılmış olduğunu varsayabiliriz. Devrimlerin nasıl oluştuğuna bakarsak bunların hayat şartları iyileştikçe insanların ellerinde olanaklardan daha fazla şeyler istemeye başladıklarını içerdiğini görmemiz mümkün. Daha eski teorilerin birçoğu bilimsel olsalar da veriler yeterli olmadığından kanıtlanabilir durumda değillerdir. Belki ben bu teorilere, varsayımlara biraz sert çıkıyorum. Mesela bir teori bitki polenlerine dayanır. Hani özellikle baharda uçuşan ve hapşurmamıza yol açan polenlere. Sonuç olarak bu bakış açısı bu dönemde kuraklıklar olduğu ve bunun da toplumlarda ciddi boyutlarda sıkıntı yarattığı savını ortaya koymuştur. Başkaları iklimlerde değişiklik ve kaymalar olabileceği fikriyle uğraşmaktadır. Ben aslında birinin ortaya çıkıp küresel ısınmayla bağlantılı teorilerin ortaya koymasını bekliyorum. Aynı zamanda Ege Denizi'nin ortasında bulunan Ter Adası Mesela antik dönemlerde korkunç bir volkanik patlamayla sarsılmıştı. Bu kurama göre bu patlama iklimlerde değişiklik yaratacak kadar kuvvetliydi ve bu olay bu dönemde yaşanılan sıkıntılara yol açmış olabilirdi. Ancak sorun şu. Bu patlamanın tam ne zaman olduğunu bilmemekteyiz ve bu dönemle bağlantılı olup olmadığı hakkında bir şey söylememiz de mümkün değil. Bilindiği kadarıyla bu bölgede tarihte birkaç kez büyük doğal olaylar ve değişiklikler oldu. Ve bu patlamanın tarihini araştırmacılar kendi çalışmalarıyla bağlantılı olarak farklı dönemlere tarihlemekteler. Sanki bu büyük patlama istenilen yere kaydırılabilecek bir olaymış gibi. Burada bu konunun henüz aydınlanmadığını ve verilerin yeterli olmadığını vurgulamak istiyorum. Araştırmacıların oynadıkları bu tarih ve durum her ne kadar eğlenceli olsa da çok ciddi alınmaması gerektiğini söylemek yeterlidir. Şimdi en azından eski olmak erdemine sahip bir kurama geri dönelim. Gerçi artık pek inananı yoktur ama yani Miken dünyasında olanları başka yerlerde meydana gelenleri unutalım. Akdeniz bölgesi dışındaki kabilelerin, etnik grupların bu dönem başlangıcında örneğin 1600'lerde harekete geçerek bölgeye baskı uygulamaları sonucu bu felaketlerin meydana geldiğini içeren kurama bakalım. Genelde kavimlerin kuzey veya kuzeydoğudan gelerek aşağı yukarı doğru baskı yaptıklarına inanılır. Ben bu kuramı üretenlerin aslında Roma İmparatorluğu'nun sonunda gelişen olaylardan çok etkilendiğini düşünüyorum. Avrupa'nın kuzey ve kuzeydoğusundaki Cermenler ve başka kabilelerin güneye inerek Roma İmparatorluğu'nu yok ettiklerini biliyoruz. Ancak Roma İmparatorluğu'nun sonu üzerine üretilmiş kuramların sayısının aslında Miken Dünyası'nın sonunu açıklamaya çalışanlardan daha fazla olduğunu söylemek de gerekir burada. Elimizde bütün bunları yansıttığını düşünebileceğimiz bir Yunan miti de bulunmaktadır. Heraklesoğulları'nın gelişiyle ilgilidir bu. Bu mitolojik hikayeye göre Peloponesoslu mitolojik kahraman Heraklesoğulları Peloponesos'tan sürülür. Buradan giderlerken de 100 yıl sonra geri gelip burayı ele geçireceklerine dair söz verirler. 100 yıl sonra dönüp gerçekten Peloponnesos'u fethederler. Milattan önce 5. yüzyılda Peloponnesos'ta yaşayanların Dor lehçesiyle Yunanca konuştuğunu bilmekteyiz. Herakles oğulları da Yunanca'yı Dor lehçesiyle konuşuyor olmalıydı. 19. yüzyıldaki akademisyenler burada vurgulamam gerekmekte ki bu fikri çıkartanlar antik Yunanlılar değildi. Aslında 19. yüzyılda yaşayanlardı. Bu hikayenin Dor kavimlerinin gelip Yunanistan'ı ele geçirmesini simgeleyen mitolojik bir betim olduğunu düşünmüşlerdi. Bir başka deyişle konuşulan dil farklı olsa da bir Yunan lehçesiydi. Mikenlerin düşmesinden önce buralarda yaşayan Yunanlılara ne denmekteydi acaba? Homeros birçok isimden bahseder. Bunların arasında üç tanesi ön plana çıkıyor. Akalar en çok sözü geçen gruptur. Bunlardan başka Danaanlar ve Argoslular da bulunmakta. Argosluların Yunanistan'ın Argos bölgesini kontrol ettiklerinden isimlerini buradan aldıklarını görmekteyiz. Bunların arasında en çok Akalar ön plana çıkar. Çünkü Hitit krallarının yazıtlarında da isimleri geçer bu insanların. Ee, bakayım hatırlamaya çalışıyorum. Zannedersem onlara şöyle deniyordu. Tam hatırlayamıyorum. Mısırların Akay-Vaşa olarak hitap ettiklerinin de onlar olduğunu düşünebiliriz. İşte buna benzer bir isimle hitap edilmekteydiler. W sesinin Miken ve klasik dönem arasındaki bir zamanda yok olduğunu düşünürsek bir de bu insanların kendilerine şöyle Akaiwoy olarak hitap ettiklerini göz önüne alırsak bunların Homeros'un bahsettiği Akaihoy olma olasılığı oldukça kuvvetlenmekte. Bu sava göre bu topraklara gelen özgün Yunanlılar Akalar olarak adlandırılmıştı ve dor akınları ya onları yok etti ya da onlara hükmederek onlarla evlilik bağları kurarak her şeyi ele geçirdi. Ve aka dilini yok edip herkese kendi dor lehçelerini benimsetti. Bu da varsayımı destekleyen birçok şey arasında bir veriye bakarsak, Peloponesos'un orta bölgesindeki dağlık ve ulaşımın çok güç olduğu alanda hala Akka verilen bir bölge bulunduğunu söyleyebiliriz. Ve burada yaşayanlar da Akalılardı. Bunlar teoriye göre Peloponesos'un güneyinde evlerinden edilmiş ve Kuzey Peloponesos'a itilmiş bir Akalı grup olabilir. Bir de Dor lehçesini konuşamayan bir grubun Arkadya'nın dağlık bölgesine kaçmış ve burada kendi dillerini koyarak yaşamaya devam etmiş olduğunu tahmin etmekteyiz. Bu veriler Dorlar'ın Herakles oğulları ile bağlantılı olabileceğini, Herakles oğullarının gelip Peloponesos'u ele geçirdiğini ve Miken kültürünün tipik özelliklerinin yerini Mikenler düştükten sonra başkalarının kültürlerinin aldığını düşüncesinin ön plana çıkmasını sağlamışlardır. İlk başta Tunç yerine demir silahlar, pelerin ya da mantoları tutturmaya yarayan Fibula adı verilen iğneler daha önce hiç bilinmiyordu. Megaron adı verilen dikdörtgen duvarlardan oluşan, içine önündeki verandadan girilen ve ortasında bir ocak bulunan yapılarda ilk defa bu dönemde ortaya çıkmıştı. Daha sonra Yunan tapınakları Megaronlardan türeyen planlarda yapılmıştır. Mikenlerin ölülerini gömü yani inhumasyon stilinde gömdüğünü biliyoruz muhteşem mezarlarda ve hatta sıradan insanların mezarlarında da hep inhumasyon gömüler bulunmuştur. Ancak daha sonraki dönemlerde yani Homeros'un dünyasında ölüler kremasyonla gömülüyorlardı. Veriler bunu gösteriyor. 19. yüzyılda üretilen ve genel olarak savunulan teoriye göre Dorlar daha kuvvetli, tehlikeli, savaşçı ve medeniyetsiz insanlardı ellerindeki daha üstün olan demir silahlarla bronz silahlarıyla savaşan Akalıları yendiler. Ele geçirdiklerine hükmettiler. Kendi toplumlarına kattılar. Diğerlerini uzaklara sürdüler. 19. yüzyılda yaşayan araştırmacılar tarafından bu dönem işte bu şekilde anlatılmıştı. Şimdi ayrıntılara girmeye gerek yok. Ama bu teoriye birçok sebepten dolayı artık inanılmamaktadır. Aslında bu hikaye tarihi çok basite indirgiyor. Birçok şeyi anlatmıyor. Dolayısıyla tamamen kabul edilmemesi gerekir. Ancak bazı şeyleri kısmen anlatıyor da olabilir. Bu konuda bugün emekli olan meslektaşım Profesör Jeremy Polit'in fikirlerinden bayağı etkilendiğimi söyleyebilirim. Sanat tarihi ve arkeoloji konularında uzman olan Polit, Dor lehçesi konuşan Yunan kabilelerin Kuzey bölgelerde yaşadıklarını ve söz konusu olan bu dönemde kabile ve aileler olarak dalgalar halinde güneye göçerek daha rahat ve bereketli Miken dünyasına girdiklerini savunmuştur. Politin söylediğine göre yavaş yavaş zaman içerisinde dalgalar halinde göçmüşlerdi. Yani aniden savaşarak değil, yavaş yavaş bazen baskıyla iterek Bazen de geri çekilerek güneye kadar inmişlerdi. Eğer dışarıdan gelen istila durumu gerçekten olduysa bu şekilde gerçekleşmiş olması aslında çok olası. Yani uzun bir zaman içerisinde belki 1-200 yıl başarılı olunmadığı zaman savaşarak ama yavaş yavaş gelindiği varsayımını göz ardı etmemek gerekir. Miken merkezlerindeki buluntular Buralardaki toplumların uzun bir süre boyunca korku içinde yaşadıklarını gösterir. Zaten var olan şehir duvarlarını daha da kuvvetlendirmeleri bunun en belirgin örneklerinden birisidir. Eğer saldırı olasılığı olmasaydı duvarlar güçlendirilmezdi. Saldırı durumunda yani kaleler düşman tarafından çevrildiğinde en önemli şeylerden birisi su kaynaklarının ulaşılabilirliği olmalıydı. Ancak bu kalelerin su kaynaklarının çok iyi olmadığını görüyoruz. Bundan dolayıdır ki dikkat çekici nitelikte sarnı çukurları kazdıklarını anlıyoruz. Mikena'ya giderseniz Hisar'ın kayalık kısmında duvarlar içerisinde kazılan sarnı çukurunu görmeyi ihmal etmeyin çok derin ve dolayısıyla o kadar da karanlık ki fenersiz bir şey göremezsiniz. Büyük olasılıkla Mikenay halkı bu sarnıcı saldırı sırasında kendilerine uzun süre yetebilecek suyu sağlamak için oldukça uzun bir çaba sonucunda enerji ve kaynak harcayarak yapmıştı. Bu kültürün son bulmasıyla insanların Miken dünyasından kaçmaya çalıştıklarını görmekteyiz. Bu insanların bazılarının Miken merkezleri arasında tahrip olmayan sayılı yerlerden biri olan Atina'ya kaçtığını biliyoruz. Tam belli olmasa da bir nedenden dolayı Atina güvenceli bir sığınak oluşturmaktaydı bu dönemde. Bazıları Ege adalarına yerleşmişti. Diğerlerinin de daha uzakta Küçük Asya'nın batı sahillerinde yoğun bir şekilde yerleşim kurdukları bilinmekte. Bu dönemin zaten Yunan toplumlarının Anadolu'nun batı sahillerinde yerleşmeye başladıkları dönem olduğu açıktır. Bu uygarlıkları ve bu merkezleri yerle bir etmeye çalışan her kimse sonunda başarılı olmuştur. Ancak bu her yerde aynı zamanda gerçekleşmemiştir. Pilos milattan önce 1200 civarlarında düşmüşse Mikenay'ın 50 yıl kadar sonra düştüğü başka merkezlerinde daha da sonra yok olduğu anlaşılmıştır. Bununla bağlantılı en önemli noktalardan birisi Miken yerleşimlerinin terk edildikten sonra buralarda bir daha Yunan toplumları tarafından yerleşim kurulmamış olmasıdır. Tarih içinde daha sonra gelen insanlar toprak altında kalıp yok olan bu merkezlerin varlığından dahi haberdar değildi. Bu çok ilginçtir. Böyle bir durum ancak insanlar çok kudretli bir güç tarafından yurtlarından edilirse gerçekleşir. Bununla bağlantılı olarak Jerry Polit'in Roma İmparatorluğu'nun düşüşüyle kurduğu bağlantı açıklayıcı nitelikte olabilir belki de. Roma'da olan olayların Yunan dünyasında da yaşanmış olabileceği göz ardı edilmemelidir. Durun bakayım saat kaç şimdi? 1'e 10 mu var? Peki tamam. Şimdi diyebilirim ki bütün bu olayların sonucu gerçekten çok büyük bir felaket olmalıydı. Tunç çağında Miken kültürü tamamen yıkılmıştı. Yunan toprakları Miken kültürü gibi bir kültür bir daha görmeyecekti. Tarih ne Orta Doğu'da ne de Mısır'da bir kez daha aynı şekilde gelişecekti. Bu bölgelerde uzun zamanlar süren devamlılık dikkati çekmektedir. Ancak Yunan dünyasında keskin bir kopukluk oluşmuştu. Sanki arkanızdan kapı kapanır ve siz kendinizi bambaşka bir odada bulursunuz. Uzun süre yok olan şeyler arasında en önemlilerinden birisi de yazıdır. Yaklaşık milattan önce 1100 civarlarından milattan önce 8. yüzyılın ortasına kadar yazıya dair hiçbir kanıt yoktur elimizde. Yaklaşık milattan önce 750'de ortaya çıkan yazının kaybolan yazıyla da hiçbir bağlantısı olmadığı da açıktır. Yazının sonraki dönemde bambaşka bir kaynaktan geldiği anlaşılmaktadır. Harflerin yani yazı tasarımının ve düzeneğinin Asya'dan Fenikelilerden alındığını tahmin ediyoruz. Bugün Lübnan toprakları olan bölgeden gelen bu yazı stilinin Sami kökenli olduğu anlaşılmıştır. Yazı stili İbranice'den geliyor olsa da Yunanlılar bu bölgenin dilini kullanmamışlardır. Yunanlılar alfabe diyebileceğimiz bir yazı sisteminden çok kısıtlı sayıda olan harfleri almışlardı ve Sami alfabesinde kaç harf vardı? Tam şimdi hatırlamıyorum ama buradan alınan harflerin sayısının 25 olduğunu vurgulamak istiyorum. Burada bizim alfabemize benzeyen bir sistemden bahsetmekteyiz. Ancak Yunanlılar alfabeyi Fenikelilerden alırken her bir harfi kendilerine özgü hale getirmişlerdi. Burada çok önemli bir adım attıklarını görüyoruz. Sesli harf yaratmışlardır. Bu sayede atık ayrıntıların anımsanması gerekmiyordu. Her sesi yazıldığı gibi okuyabiliyorlardı böylece. Bu alfabetik yazı stilinin Miken dönemi yazılarıyla hiçbir bağlantısı olmadığını görebiliyoruz. Bu tamamen yeni bir gelişmeydi. Yunan topraklarında yaşayanların M.Ö. 1100 ve 750 arasında tamamen cahil olduğunu ve hiç yazılarının olmadığını biliyoruz. Bu sebepten dolayı araştırmacılar tarafından bu döneme karanlık çağ adı verilmiştir. Yani yazı olmadığı için karanlık olarak betimlenen bu dönemin Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonraki dönemlere benzediğini söylemek mümkündür. Ayrıca karanlık betimiyle bağlantılı olarak bu dönemin ekonomik olarak fakir, sistemlerin çökmüş ve insanların ıstırap çektiği bir süreç içerdiğini de söyleyebiliriz. Bundan dolayı Miken uygarlığının çöküşünden hemen sonraki dönem karanlık çağı olarak adlandırılmıştır. Bu dönemde Miken dünyasının doğuyla olan bağlantısının tamamen koptuğunu görmekteyiz. Yunanistan'da yapılan kazılardan görüldüğü kadarıyla Mısır ve Mezopotamya'dan daha erken dönemlerden gelen buluntulardan artık eser yoktu. Ayrıca Yunan malzemesi de ne Mısır ne Mezopotamya'da bulunmaz olmuştu artık. Yunanlıların bu dönemde tamamen izole olduğu rahatça anlaşılır. Bu söylediklerim aslında biraz abartılı. Bazı istisnaların olduğu kesindir. Ama genel durum böyle işte. Bir zamanlar ticaretin ve ulaşımın devamlı olduğu Yunan toprakları artık dünyadan kopmuş durumdaydı. Artık her şey yerel boyuttaydı. Geniş bir alanı kapsayan kültürel bütünlük kırılmıştı. Orta çağda da benzer bir dönem yaşanmıştı. Yerleşimler birbirinden kopmuş, ne yollar tamir edilir olmuştu ne de yeni yol yapılıyordu. Köyden köye ulaşımsa tehlikeliydi. Çünkü korumadan sorumlu olabilecek bir toplumsal sistem yoktu artık. Hiçbir şey kontrol altında değildi. Örneğin bir zamanlar tipik ve birçok yerde aynı olan seramik artık milattan önce 900 civarlarında Atina damı, Pilos damı, pardon Pilos tamamen düşmüştü bu dönemde. Tebai dem üretilmişti, anlamak mümkün değildi. Bu demektir ki seramik üreticileri başka merkezlerde üretilen seramiği artık göremez olmuştu. Ve dolayısıyla bundan ticaretin de artık yapılmadığı anlaşılmaktadır. Üretim sadece izole bölgelerde sırf oralarda yaşayanlar için gerçekleştirilmekteydi. Miken uygarlığı tamamen yok olsa da Halk belleğinde geçmişte olanlar belki biraz oldukları gibi biraz da çarpıtılarak yani deforme olmuş bir şekilde yaşanmaya devam etmekteydi. Ama hangisi gerçek, hangisi zaman içinde çarpıtılmış bizim bilmemize olanak yok. Bilgilerin koruna gelmeleri mitolojik, efsanevi hikayeler içerisinde gerçekleşmişti. Ama bu hikayelerin geçmiş olaylardan yani tarihi olaylardan tamamen arınmış olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aynı zamanda da bu hikayelerin geçmiş olayları olduğu gibi yansıttığını düşünürseniz yine yanılıyor olursunuz. Asıl gerçekleri yansıtan bilgi bu iki uç değer arasında yatıyor olmalı. Ancak nerede ve ne olduğunu bilmek çok zor. Aslında Yunanistan'da gördüğümüz şey şehir olarak tanımlanması zor olan bir seri yerleşimdi. Bunlar çok küçük yerleşimlerdi. Tabi ana karayı kavim kavim terk eden insanlardan sonra bu duruma şaşmamak gerekir. Bu arada üretim ve dağıtım sistemlerini kontrol eden mekanizma da yok olmuştu. Merkezi bir sistemin ve kuvvetli bir kralın örgütleme kapasitesi de artık son bulmuştu. Nüfus azalmıştı. Bu sistemler bir daha geri gelmeyecekti. Her şey yıkılmış, yok olmuştu. Yani tüm elimizdeki veriler nüfusun çok azalmış olduğunu göstermektedir. Toplumların ufak ve fakir gruplar olarak küçük yerleşimler halinde acınacak bir durumda yaşamaya başladıklarını anlıyoruz. Artık bu insanların kendilerine yol gösterecek kültürlere ve geleneklere sahip olma lüksleri de yok olmuştu. Bu dönemi atlatanlar yani geri kalanlar hayatta kalmayı yeniden öğrenmek durumundaydı. Bu zor dönem sonunda ortaya başka bir şey, başka bir sistem çıkacaktı. Demin de söylediğim gibi olayların bir kısmının toplumsal belleklerde kalmış olduğunu düşünmekteyiz. Yunanlılar her zaman daha eski dönemlerin varlığını düşünüp bu dönemlerin kendi yaşadıkları dönemlerden daha iyi olduğuna inanmışlardı. Eski zamanlarda kahramanlar vardı. Eskiden insanlar daha büyük, daha kuvvetli, daha sağlam, daha hızlı ve daha güzeldi. Eskiden insanlar çok daha uzun yaşıyorlardı. Eskiden hayat çok daha iyiydi. Ama artık hayat zordu. Geriye kalanlar bir sürü zavallı fikirden başka bir şey değildi. Artık insanlar bu tutum içinde yaşıyordu. Hikayeler kuşaktan kuşağa taşınırken değişecekti. Bazı özellikleri hala taşıyor olmalarına rağmen yeni kalıplara girecekti. Toplumsal bellek oluşumu destanlara dayanarak yani epik tradisyonun gelişimiyle oluşacaktı. Homeros'a geldiğimizde oldukça gelişmiş bir destan yani epik şiir geleneğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Eğer düşünecek olursanız bu destansal şiirlerin gelişmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılması çok uzun bir zaman almış olmalıydı. Bu konuya daha sonra Homeros hakkında konuşurken değineceğiz. İlk defa bu destanların M.Ö. 750 civarında yazıya döküldüğünü düşünürseniz, Miken dönemine dek uzanan bir epik şiir destan geleneği olduğunu düşünmeliyiz. Dolayısıyla bu şiirlerde Miken dünyasından kırıntılar da bulmak mümkün olmalıydı. Yani bu gelenek Miken döneminde başlamış, tekrar edilen hikayeler insanlar tarafından değiştirilse de belleklerde tutulmuş ve bu gelenek Yunan tarihi boyunca devam etmiş olmalıydı. Yunan uygarlığına uzanan Miken mirasının çok kısıtlı olduğunu biliyoruz. Kısıtlı dahi olsa bu miras çok önemliydi. Ama Homeros'un destanları kadar da önemli değildi. Karanlık Çağ toplumları Miken uygarlığından sonra türemiş ve binbir güçlükle ayakta kalabilmişlerdi. Neredeyse hiç yoktan var olduklarını söyleyebiliriz. Bu dönem aslında Roma İmparatorluğu'nun düşüşünden sonraki dönemden çok büyük farklılık göstermekteydi. Çünkü kültürün en önemli unsurlarından birisi yani Roma Katolik Kilisesi yok edilmemişti. Devamlılığını sürdürdü. Hatta yeni gelişen kültürün odak noktası dahi oldu. Miken dünyasına baktığımızda buna benzer hiçbir şey bulmak mümkün değil. Burada tamamen yeni gelişen bir toplum görmekteyiz. Bu insanların tamamen yeni bir yol bulmaları gerekiyordu. Mikenleri etkileyen Mezopotamya ve Mısır uygarlıkları gibi gelişmiş toplumlardan faydalanacak lüksleri de yoktu artık. Dolayısıyla sıfırdan başladılar. Ne onları etkileyecek ne de onlara yardım edecek güçler vardı etraflarında. Bu şekilde ilerlediler. Yol göstericileri olmadan kendi yollarını kendileri çizdiler. Gelecek derste karanlık çağ ve Homeros'un dünyası hakkında konuşacağız. İkinci ders Bugün karanlık çağ ve Homeros hakkında konuşacağız. Okumalarda üzerinde düşünülmesi gereken konular arasında şunlar vardı. Homeros'un şiirlerinde bahsettiği dünya gerçekten var mıydı? Bu dünya Tunç devri Mikenlerin dünyası mıydı? Yoksa bu dünya Tunç devrini izleyen karanlık çağın dünyası mıydı? Yoksa bu dünya Homeros'un kendi yaşadığı döneme ait yani arkaik ve sonrasında da klasik dönemleri polis olarak ortaya çıkacak kentlerin doğuşunu mu temsil etmekteydi? Aslında anlamamız gereken konu budur. Tabii bir de Homeros'un yazdıklarının ne kadarı gerçeği yansıtmakta. Bir de bu var söz konusu olan. Eğer bu sorunun cevabı gerçekten hayırsa ben ve benim gibi düşünen birçok insan hayal kırıklığına uğrayacaktır. Çünkü birçoğumuz tunç devri ve polislerin ortaya çıktığı dönemler arasındaki gelişimi ancak Homeros'u anlayarak çözümleyebileceğimizi düşünmekteyiz. Bu konu birçok araştırmacı tarafından oldukça çok önemsendiğinden üzerinde düşünülmesi gerektiğini düşünmekteyim. Onun için bize bu konuyla ilgili fikir farklılıklarını sunmaya çalışacağım. Örneğin Moses, Finlay bu konu hakkında şu sözleri söylemiştir. Eğer Odysseus'un dönemini kahramanları anlatan epik hikayelerin dönemi olarak algılayacaksak karşılaştırmalar yapılarak milattan önce 10. ve 9. yüzyıla tarihlememiz gerekecektir. Yani bu dönem karanlık çağ olarak adlandırdığımız döneme denk geliyor olmalı. Anthony Andrews epik geleneğindeki Troya ile bağlantılı olan ordu betimlemelerini aslında Miken döneminden sonra Anadolu kıyılarını kolonize eden ve idealize edilen kolonistlerden bazıları olarak algılamak gerekmektedir. Onun anlattıklarına bakılırsa bu olaylar Miken dünyasının yıkılışından kısa süre sonra olmuş olmalıydı. Yani Finley'in bahsettiği dönemden 100 yıl kadar bir zaman önce. Anthony Sungras, ben Homeros'un toplumunun aslında tarihi olmayan bir toplum olduğu fikrini ortaya koymak istiyorum der. Kendisi bu toplumda bağlantılı olan veri eksikliğine dikkat çeker. Ian Morris de şöyle yazmakta. Olasılıklara baktığımızda şiirlerde bahsedilen toplumların aslında M.Ö. 8. yüzyıl Yunan toplumlarıyla bağlantılı olmaları olasılığı ağır basmaktadır. Yani Morris, Homeros'u konuştuğumuz dönemin son zamanlarına tarihlenmekte, bu da polisin yani şehirlerin oluşmaya başladığı döneme denk düşer. Strauss da diyor ki şöyle bir ironi var. Homeros ne kadar abartıyorsa o kadar otantik bir tunç devrini yansıtıyor olmalı. Peki biz ne düşünmeliyiz? Bu farklı fikirleri savunanların hepsi önemli araştırmacılardır. Ancak birçok tarihçi ve arkeoloğun aslında benzer fikirlere sahip olmaları bu düşüncelerin doğru olduğunu göstermez. Yine de bu fikirler aynı sayıda insan tarafından paylaşılmaz. Yine de Finlay aslında genel olarak orta karar ve birçok insanın hem fikir olduğu bir senaryoyu savunmaktadır. Diğer fikirlerse Finlay'inkini orta nokta olarak alırsak onun ortaya koyduklarının ya aynısı olarak ya da öbür tarafına düşmektedirler. Benim sizlere söyleyeceğim araştırmacıların ortak görüşünü yansıtanıdır. Bence bu fikir aslında diğerlerinden daha sağlam bilgilerle desteklenmektedir. Ayrıca bu prehistorik dönemler hakkında bilgimiz o kadar az ki bu dönemlere ancak açık fikirle ve alçak gönüllü bir bakış açısıyla yaklaşmalıyız. Neredeyse her şey bizim yargılarımızdan çıkarttığımız sonuçlara dayanmakta ve bilgiye dayalı kanıtların sayısıysa çok az. Bu uyarılarımı da göz önüne alarak sizlere araştırmacıların çoğunluğunun ne düşünmekte olduğunu aktarmaya çalışacağım. İlk olarak karanlık çağlar hakkında herhangi bir bilgi edinebilmek için elimizde ne tür malzeme olduğunu sorgulayalım. Daha önce de belirttiğim gibi Homeros'un destanları birçok kimsenin dayandığı temel bilgilerin esas kaynağıdır. İkinci olarak Yunanlıların kendi tarihleri hakkında efsaneleri bulunur. Bunlar elimize çok daha geç döneme ait yazılı kaynaklardan geçmiş olsa da araştırmalarda mevcut kaynak olarak önem kazanırlar. Bununla bağlantılı olarak bu kaynakları kullanmalı mıyız ya da kullanıyorsak ne derecede dikkatli olmalıyız sorusunu sormalıyız. Bundan sonra size söyleyeceklerimi yeterli derecede anlayabilmeniz için Size bir şey itiraf etmem gerek. 18. yüzyılda Alman araştırmacıların Homeros'un destanlarıyla önce oldukça dikkatli olarak sonra da şüpheyle ilgilenmeye başlamasından sonra bu destanların aslında bir yazara yani Homeros'a ait olmayabileceği hatta onun tarafından dahi yazılmış olamayabileceği fikri ortaya attılar. Homeros'un bütünlüğü sorunu klasikçileri yaklaşık 100 yıl boyunca çıldırtacak bir sorun olacaktır. Bazıları tarafından erken ve geç olabilecek öğeler ayıklanmaya kalkışılır. 19. yüzyılın başlarından itibaren bu destanlar üzerine ilk defa eleştirel araştırma ve yöntemlere dayanarak tarihi bir bakış açısından incelemeler yapılmaya başlandı. Daha sonra antik dönemlere ait hikayelerin doğruluğu eğer başka bir veriyle doğrulanmıyorsa reddedildi. Verilere kuşkuyla bakacak olursak bakış açılarının zaman içinde nasıl değiştiğini görebiliriz. Örneğin 18. yüzyılın sonlarına doğru antik Yunan hakkında yazan bir İngiliz'in bu erken dönemler konusunda destanlara dayanarak bunları nasıl güvenilir bir veri olarak algıladığını görürüz. 19. yüzyılın ortalarına doğru antik Yunan tarihçisi İngiliz George Groton yazdıklarına bakarsak onun tarihini milattan önce 776'da başlayan olimpiyatlarla başlattığını görürüz. Önce destanlardan bahsettiğini, sonra bunları bir kenara bırakarak bunların sadece destan yani hikaye olduğunu ortaya koyarak artık tarihten bahsedelim diyerek milattan önce 8. yüzyılda tarihi başlattığını görmekteyiz. Bu da eleştirel bir bakış açısının yani herhangi bir şeyin kanıtlanana kadar kabullenemeyeceği kavramının ortaya çıkmış olduğunu gösterir. Bunun tam karşısında da benim gibi inanılmaz saf tarihçiler yer alır. Benim bakış açım şöyle. Ben inanamayacağım kadar saçma olana kadar Yunan ve Latince tüm kaynaklara inanmayı yeğlerim. İnanmamı engelleyen olgular şunlardır. Birisi kendi içine çelişkiler içeren kavramlara sahipse ya da tamamen olanaksız veya birbirine aykırı şeyler oluşturmakta yani aynı zamanda doğru olamayacak şeyler içermekte ise bu durumlarda antik kaynaklardan vazgeçerim aksi takdirde kaynaklara onların doğru olmadığına ikna olana kadar ben onlara inanırım. Bu bakış açısının çok saf olduğunu düşünebilirsiniz. Bir meslektaşım bu açıyı çok güzel ifade etti. Bu arkadaşım benim bahsettiğim şeyleri avanakça olarak görülebilecek bu bakış açısını bilimsel parametrelerde yüksek saflık olarak adlandırır. Başlangıçta hiçbirimiz bir şey bilmeyiz ve safız. Her şeye inanabiliriz. İnsan üniversite eğitimi aldıkça hiçbir şeye inanmamaya başlar. Bundan sonra akıllanmaya başlayarak ve yüksek saflığa erişmeye başlar. İnsan bu durumda kanıtlanması mümkün olmasa da bazı şeylere inanmaya başlar. Haberiniz olsun ben yüksek saflığa inanan bir insanım. Bu durumda destanları aslında tarihin sofistike öğelerinden farklı ele almak gerektiğini düşünürüm. Bunların gerçekten ortaya çıkan ama aynı zamanda gerçeklerin deforme edilmiş, yanlış algılanarak yanlış kullanılmış halleri olduğunu düşünmekteyim. Bunları bir kenara itip kendinize bunun daha fazla üzerinde olan inanılır bir şey olabilir mi? Sorusunu sormamak bana sorumsuzluk gibi geliyor. Şimdi bu bakış açısı hakkında birkaç savunucu noktaya değinmek istiyorum. Öğrencilere her zaman şu soruyu sorarım. Eğer elimizde hiçbir yazılı kaynak olmasaydı, hiçbir gazete, hiçbir günlük. Amerika'da 18. yüzyılın sonlarında ne olduğu hakkında hiçbir bilgi sahibi olabilir miydik? Gerçekten neler olduğu hakkında bir şey bilebilir miydik? Tabii ki evet. İngiltere'ye karşı bir devrim olduğunu bilirdik. Eminim ki Fransızların bu devrimde yardım ettiğini bilirdik. George Washington'ın savaşlardaki orduları yöneten lider olduğunu bilirdik. Bunlar kolay. Bunları anlamamaya olanak yok. Ama bundan sonra varsayım üretmeye başladıkça her şey daha ilginç olmaya başlıyor. George Washington'ın Rappahannock nehri üzerinden gümüş bir dolar attığını bilmez Dolayısıyla bu hikayeyi doğru olarak algılayamazdık. Bize Washington'ın çok doğru bir insan olduğu ve babasına bir kiraz ağacını kestiğini söylediğinde bunun hikaye olduğunu düşünürdük. Ama bu da bize söylenmiş olurdu. Yine de aslı olan birçok hikaye bize ulaşırdı. Zor olan bu hikayeler arasında hangisinin doğru olduğuna karar verip onu seçip çıkartabilmek. Gerçeklerin nerede saklı olduğunu bulabilmek. Bu hiçbir zaman kolay değildir ve biz hiçbir zaman kesin emin olamayacağız. Ben aslında burada bundan bahsediyorum. Sonuç olarak kuşkucu kişilerin kuşkuyla karşılamayacağı herhangi bir kaynakta bulunmadığını vurgulamak gerekir. Bu durumda arkeolojiden bahsediyorum, yani somut verilerin bulunması, çalışılması ve araştırılmasından, yani yazılı olmayan insanların içinde yaşadığı alanların kalıntılarından, kullandıkları şeylerden falan bahsediyorum. Aslında güzel olan bunlara erişebiliyor olmamız. Bunlar yansız verilerdir. Yani aslında hepsi birer belgedir. Birilerinin betimlediği şeyler değil ama yine de bu verilere arkeologların istediği derecede güvenmemek gerekir. Çünkü bunlar ancak insan tarafından betimlenip anlam yüklenerek tarihlenince anlaşılmaya çalışılınca ne işe yaradığı sorgulanınca kimin getirdiği ve bıraktığı araştırılınca değer kazanır. Bütün bu sorular araştırmalar sırasında bir sürü bilgi ışığında anlamlı olur. Dolayısıyla bu nesnel yöntem dahi oldukça çok spekülasyon içermektedir. Biz de bunu kullanmak durumundayız ama dikkatli olarak. Ben her şeyde olduğu gibi bunun da altını çizmek istiyorum. Yine de önceki dönemleri çalışmak için bunun çok önemli bir bakış açısı olduğunu bugünden belirtmek gerekir. Destanların nedenli önemli olduğunu vurgulamıştık. Bunların neler olduğunu ve haklarında ne bildiğimizi düşünmek gerek. İlyada ve Odiseya'nın yazıya döküldükleri dönemden itibaren Batı dünyası tarafından bunların bilindiğini ve okunduğunu da vurgulamıştık. Yani bunlar bilinmekteydi ve bilenler tarafından önemsenmekteydi. Geçen derste Şiliman'ın kazılarından bahsetmiştik. Bu kazılar her şeyi değiştirdi. Homeros'a kuşkuyla bakan 19. yüzyıl Avrupalı bilim adamları, Troya ve Mikenay'ın varlığının kanıtlanması karşısında ne diyeceklerini bilemediler. Artık bu destanlar, hikayeler tamamen uydurma olamazdı. Ve bu durum tarihte yeni bir dönemin başlangıcını vurgulamaktaydı. Burada geçen ders söylediklerimi yinelemek istiyorum. Homeros'un söyledikleri ve bulgular arasında artık bağlantılar olduğu anlaşılmaktaydı. Sarayların onun betimlediği saraylar olduğu görülmekteydi. Onun yaşadığı dünyada demir değil, tunç alet ve silah yapımında kullanılmaktaydı. Bu da Mikenay'daki bol sayıdaki tunç buluntular tarafından onaylanmıştı. Zaman zaman ilginç ufak tefek sorunların ortaya çıkmış olduğunu görüyoruz. Bunların bir tanesinin savaş için kullanılan at arabalarıyla bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Homeros'un kahramanlarının savaş arabalarını kullandığını biliyoruz. Aynı zamanda savaş arabalarının Tunç devrinde de Akdeniz bölgesinde kullanılmış olduğunu bilmekteyiz. Bunu gösteren kanıtlar Mısır'dan, Anadolu'dan ve hatta Dicle ve Fırat havzalarından ele geçmiş olmalarından dolayı yazılarında Homeros'un bir konuda daha doğru bilgi kullandığı anlaşılır. Atlı arabalar savaşlarda kullanılıyordu. Bir analoji yaparsak sanki günümüzün tankları gibiydi bunlar diyebiliriz. Önemli bir savaş taktiği olarak tıpkı tanklar gibi savaş arabaları saldırı halindeki piyade kuvvetlerini yararak muharebe kazanabilirlerdi ve hakikaten Tunç devrinde savaş arabalarının bu amaçla kullanıldığını görmekteyiz. Sıra sıra dizilmiş piyadelerin üstüne yollanan savaş arabalarını görünce askerler paniğe kapılarak sıralarını bozabiliyorlardı. Ve bu şanstan yararlanan karşı güçler de açılan boşluklardan saldırarak düşman güçlerini darmadağın etme şansını yakalayabiliyorlardı. Homeros'un kahramanları savaş arabalarıyla neler yapmışlardı? Bunları birer taksi gibi kullanmışlardı. Akileus, Patroklos ve her kimse savaş arabasını araba gibi kullanıyordu. Gemilerinden veya kampları gibi yerlerden savaş alanlarına gidiyorlardı. Yolda yanlarına füze işlevi görebilecek bir şey, mesela bir mızrak alıp düşman yanından geçerken bunu onlara fırlatıyorlardı. Bu arabayı sürmesini saldırı olarak kabul edebiliriz. Savaş alanına girdikleri zamansa arabadan atlayarak şahsen savaşa katılıyorlardı. Buradan anlayacağımız Miken dönemlerindeki bu savaş tekniği belleklere kazınarak Homeros'un şiirsel anlatılarıyla günümüze dek ulaştığıdır. Yani aslında Miken döneminin izlerini de taşımaktadır. Ancak savaş arabalarının aslında nasıl kullanıldığının unutulduğunu fark etmekteyiz. Dolayısıyla şair kendi kendine ben at arabasını nasıl kullanırdım diye sorup atlı arabayı savaş ortamında hiç görmemiş biri olarak kendince bir betimi uygun görmüş olmalıydı. Özellikle Finlay şiirsel betimlemelerinin bu bakış açısıyla yorumlanması gerektiğini savunmuştur. Yani bu betimler gerçeğe özgü bellekte kalmış anıların kalıntılarıydı. Bazıları Miken dönemine dek uzanmaktaydı ama bunlar da yanlışlıklar, hatalar olabilirdi. Bunların arasında Mikenlerle bağlantılı olmayan bir sürü de ayrıntı yer alır. Bu açıdan bakarsak Homeros'un dünyası çoğunlukla milattan önce 10. ve 9. yüzyıllardaki olayları yansıtıyor olduğudur. Kendisi üzerinde durmasa da şu konuya dikkat etmeliyiz. Birçok bilim adamı bu şiirlerdeki Miken ayrıntılarının zenginliğini kabullenmekte çekinceli davranır. Ancak şu da gerçektir ki Miken yerleşimlerinde bulunmuş birçok elle tutulur kalıntı aslında Homeros'un betimlerine tamamen uymaktadır. Bence bundan da daha ileri gitmek mümkün. İlyada'nın ikinci kitabının gemi kataloğu olarak adlandırılan kısmında şair Yunan topraklarından Troya'ya tam kaç tane geminin geldiğini ve hatta bunların kaçının hangi şehirden geldiğinin altını çizer. Bu yeni kataloğunda şehir isimleri sıralanmıştır ve bu isimlerin gerçek olduğunu, yani Miken dönemine tarihlenebileceklerini bilmekteyiz. Ve hatta bunların bazılarının Miken döneminde varken ancak sonra yok olduklarını da bilmekteyiz. Dolayısıyla eğer o dönemde de yaşanmamış olunmasaydı Miken dönemine tarihlenen bu şehirlerin varlığı bilinemezdi. Bazı şehirler tamamen yok olmuşlardır. Ama isimlerini gemi kataloğundan biliyoruz. Bence bu gemi kataloğunun Miken dönemine dek uzanmış olması dışında başka bir açıklama getirmek bu duruma mümkün değildir. Homeros'un şiirlerinde bulunan bazı farklılıklar da aslında çok aydınlatıcıdır. Bunlar gerçekte Miken dönemini ve Miken dünyasının yıkılışından sonraki dönemi yansıtmaktadır. Örneğin antropologlar ve arkeologlar bu konuya bayılırlar. Kültürler arasındaki fark toplumların ölülerine ne yaptıklarından ortaya çıkar. Mikenay'da ne yapıldığı belliydi. Çoğumuzun halen yaptığı gibi onların ölülerini gömdüklerini bilmekteyiz. Ölüler kuyu mezarların oluşturduğu çember oluşturarak özel bir alanda gömülmekteydi. Çok önemli kişiler için aru kovanı formunda kocaman mezarlar yapılmıştı. Yerleşimlerin dışında kırsal alanlarda dahi mezarlardan gömü kalıntıları kemikler ile geçer. Ancak Homeros'un dünyasındaki Yunan toplumları bunu yapmıyordu. Hatırlarsınız İlyada önemli kişilerin cesetlerinin yakılmasıyla sonlanır. Yani burada çok önemli bir ayrıntı gizlidir. Bu da Miken geleneğinin belleklerden silindiğini ve bu dönemdekilerin bizimki gibi mezarları görmediklerinin altı çizilir. Homeros'un şiirlerini yazanlar yani bu destanlara Miken döneminden sonra katkıda bulunan şairler her kimse Miken yerleşimlerini hiç görmemişlerdir. Çünkü yerleşimler artık tamamen toprak altında kalmışlardır. Aynı zamanda Homeros'un destanlarında Miken döneminden sonra Yunan dünyasında kullanılmış olan silahlarla Mikenlerin kullandıkları arasında farklar olduğunu da görmekteyiz. Üzgünüm ama Homeros'un betimlediği silahlar toprak altından çıkanlarla hiçbir şekilde bağdaşmaz. Bu durum hakkında önemli bir ayrıntı daha vardır. Mikenlerin en azından küçük bir azınlığın okuma yazma bildiğini lineer B olarak adlandırdığımız ve okuyabildiğimiz yazıtlardan biliyoruz. Homeros'un destanlarında bu nitelikte bir yazı geleneğine hiçbir şekilde rastlanmaz. Bir tek kere destanlarda belki bir karakterin okuma yazma bildiğini değiniliyor olsa da betimlenen toplumun aslında cahil olduğunu ve bunun da Miken toplumu ve Homeros'un dünyası arasındaki önemli farklılıklardan birisini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bundan başka eğer Homeros'un krallarına bakarsanız nasıl yaşadıklarına, ne yaptıklarına, eşlerinin ne yaptığına, diğer asilzadelere nasıl davrandıklarına bakarsanız onların aslında kudretsiz olduklarını, güçlerinin kısa dönemli olduğunu Miken krallarına oranla çok daha fakir olduklarını Miken yerleşimlerinden bildiğimiz yapılardan ve yaşamlarından çok farklı olduklarını algılamak oldukça kolaydır. Daha önce de anımsarsınız bir tapınak yapısını veya bir arı kovanı şeklindeki mezarın yapılabilmesi için ne kadar zengin olmak gerektiğinden bahsetmiştim oldukça kudretli olmak gerekiyordu. Çünkü bu tür binaların hem yapımı çok uzun sürüyordu hem de inanılmaz bir insan gücüne gereksinim vardı. Bir de tabii muhteşem bir zenginliğe. Elimizde Homeros'un yazıtlarından bu denli zenginliğe veya güce sahip kimseden bahsedilene dair bir veri yok. Homeros'un yazıtlarındaki kraliçeler yani kahramanların eşlerinin boş zamanlarını hatta tüm zamanlarını iki yerden birinde geçiriyorlardı. Bunlardan birisi yatak odası, diğeri ise dokuma tezgahının başı. Bu bayanların devamlı kumaş dokuduğunu görmekteyiz. Bu kraliçeliğe layık olabilir mi? Miken kraliçelerinin bunu yapmadığını düşünüyorum. Ama ilginç olanı Homeros'un kraliçelerinin bunu yapıyor olmaları. Bu durumda bu iki dünya arasındaki uyumsuzlukları nasıl anlatmamız gerekmekte? Artık herkesin tartışmasız kabullenmiş olduğu açıklamaya bakarsak bu sorunun cevabının destanların sözlü olarak oluşturulduğunda ve zaman içinde yayıldığında yattığını görebiliriz. Yazıya dökülmediğinden Homeros'un şiirlerindeki ayrıntıların yüzyıllar boyunca ozanlar tarafından parça parça veya farklı yorumlarla ve yaratıcı bir devamlılıkla kuşaktan kuşağa aktarıldığını görmekteyiz. Bugünkü dünyadan bildiğimiz şairlerle ve ozanlarla kıyaslarsak ciddi benzerliklerle karşılaşmakta olduğumuzu görebiliriz. 1920'lerden bir Harvard bilim adamı olan Milman Perry dağlarda ücra köşelerde yaşamak üzere Yugoslavya'ya gidip orada hala halk ozanlarının bulunduğu toplumlarla yaşadı. Ve bu kişilerin hala upuzun destansal hikayeler anlattıklarını gördü. Ama hiçbirinin Homeroeson'unki kadar uzun olmadığını vurgulamak gerekir. Bu kadar uzun olmasa da Ozanlar hikayeleri dizeler şeklinde müzik eşliğinde döktürebiliyordu. Ve şairden şaire değişse de hikayeleri tanımak gayet kolay oluyordu. Ancak her şair kendi marifetlerine göre bazı kısımları ekleyip çıkartabiliyor ya da değiştirebiliyordu. Bu da eğlencenin bir parçasıydı. Perry, Homeros'un şiirlerini dikkatle araştırarak... ...bunların da aynı şekilde ortaya çıktığını gösterdi. Burada ilmek ilmek dikti terimini kullanabiliriz. Çünkü antik Yunan dünyasında bu şiirleri ahenkle okuyan... ...bunların yaratıcısı olan kişilere rapsodes deniliyordu. Ve bu terimde aslında şarkıları ilmekle diken anlamına gelmekteydi. Bu durumda Miken döneminde birileri bu destanları yaratmaya başladığını, nasıl Yunanlıların Troya şehrine saldırdığını, bu kişilerin anlatmaya başlattığını anlayabiliyoruz. Yüzyıllar boyunca Rapsodes bu hikayeleri tekrarladılar. Ama aynı zamanda farklılaştırdılar. Aydınlattılar, uzattılar ve değiştirdiler. Daha iyi yapmaya çalıştılar. Bazen de yeni şeyler eklediler. Bunlar 10. yüzyılda ortalıktaydı. Bazıları da 9. yüzyılda ve hatta bazıları da Homeros'un döneminde yani 8. yüzyılda. Dolayısıyla elimizdekinin de bu şekilde ortaya çıkmış olduğunu söyleyebiliriz. Aralarında benzerlikleri ve farklılıkları bu şekilde açıklayabiliriz. Ve bu bakış açısından bu destansal şiirlerin oluşumunun yorumlanması gerektiğini vurgulayabiliriz. Homeros'un destanındaki dünyanın aslında nasıl bir şey olduğuna bir bakalım. Daha şimdiden bu dünyanın aslında gerçek mi yoksa fantastik mi olduğunu sorgulamamıza gerek yok. Ama bakalım canlandırmaya çalışırsak ortaya nasıl bir şey çıkacak. Burada şiirlerin sunduğu nitelikte toplumun politik yapısını ele almak istiyorum. Daha önce de yanılmıyorsam bahsetmiştim. Zannedersem bahsetmiştim ama yine burada vurgulamak gerekiyor bu kişileri. Troya'ya giden seferin başındaki önemli kişi komutan diyebileceğimiz Agamemnon Wanax adıyla anılmaktaydı. Birçok Yunan lehçesinde olduğu gibi kelimenin başındaki W sesini atarsanız bu kelime anax olur. Yanılmıyorsam destanlarda bir tek bu kişiye bu terimle hitap edilmekteydi. Ama başka bir sürü kişiye basileus terimi kullanılırdı. Bunun çoğulu basileistir ve genellikle kral olarak dilimize çevrilir. Doğruya doğru. Mesela Yunanlıların Pers kralından bahsettiği tarihi dönemlerde bu kralın gerçekten kral olduğunu, kudretinin niteliğini, her şekliyle krallara yaraşan bir kral olduğunu biliyoruz. Bu kral içinde Basilius kullanılırdı. Ama Homeros'un yazıtlarında bahsi geçen Basilius muhteşem Pers kralı kadar nitelikli değildi. Çok daha az nitelikliydi. Bu konuyu birazdan yine ele alacağız. Lineer B tabletlerine bakarsak Miken krallarının Vanax olarak adlandırıldığını ve çoğulunun Vanaktes olduğunu görürüz. Homeros'un döneminde bu terminolojinin ya Agamemnon'a ya da tanrılara özgü olduğunu ama hiçbir insanı betimlemek için kullanılmadığını görmekteyiz. Bu durum neden Agamemnon'un Vanax olarak ayrıcalıklı bir konuma oturtulduğu sorusunu ortaya koymaktadır. O dönemdeki duruma bakarsak Troya'nın istilasına birçok Miken Yunan şehri katılmıştı ve bunların başına lider olarak Agamemnon seçilmişti. Dolayısıyla geçici olarak da olsa vanaks olarak hitap edilmesi uygun görülmüş olmalıydı. Eminim ki Troya Savaşı'ndan sonra Agamemnon karısıyla topraklarına döndüğünde artık hayatta bir dakika daha vanaks olarak anılmayacak. Bölgedeki diğer krallar gibi Basilius olarak çağrılmaya devam edecekti. Daha önce de vurgulamıştım. Lineer B yazıtlı tabletlerde Basilius'un açıkça Vanaks'tan daha alt düzeyde olduğunu görmekteyiz. Bazı bilim adamlarının da ikna edici biçimde savunduğu gibi belki de Basilius köylerdeki kabile reisinden daha farklı ya da üstün bir konum değildi. Ama tarihi dönemlerde Yunan toplumuna bakacak olursak karşılaştığımız liderlik biçiminin vanak test değil de daha çok en azından geleneksel olarak Basilius'u andırır biçimde olması ilginçtir. Ama hiçbir Basilius Miken kralları kadar saygın değildi. Ve tabii ki hiçbirinin Agamemnon gibi özel güçlere sahip olmadığını görüyoruz. Yunan toplumunda hiçbir insana Vanaks olarak hitap edilmemişti. Hitap edilemezdi. Bir de Homeros'a baktığımızda kralların ne bir bürokratik sistemleri ne de katipleri olduğunu görmekteyiz. Nasıl katipleri olabilirdi ki? Okuma yazmaları yoktu. Envanter tutamıyorlardı. Krallar bizim standartlarımızdan bakarsak gerçekten çok fakirdi. Boş zamanlarında hatta her zaman ne yapıyorlardı? Tarımla uğraşıyorlardı. Şahsen kendileri tarlada çalışıyor olmasalar da denetliyorlardı yakından ilgileniyorlardı. Yani bu krallar büyük arazi sahipleri olan ağalar gibiydi. Etkinliklerinden birisi buydu. Mikeneya'daki büyük kralların bu tür işlerle uğraştığını düşünemeyiz bile. Emirlerindeki çeşitli işçiler bu işlerle uğraşırlardı. Bu kralların yaptığı işler arasında daha da düşük bir düzeydeymiş gibi gözüken çobanlık dahi vardı. Tabii koyun ve keçilerle otlaklara çıktıkları düşünülemez ama hayvancılıkla da uğraşıyorlardı. Bu kralların faaliyetleri arasında diyebilirim ki korsanlık da çok popülerdi. En azından bununla övünüyorlardı. Akileus, Allah'ım ne kraldı o, 24 şehriyle geçirdi. Neden bir şehri kuşatmışlardır ki? İlyada ve Odisea'nın ellerinde ne var ne yoksa çalıp çırpmak için. Bunu gösteren birçok örnek var elimizde. Mesela Odisea'da bir yabancıya rastlandığında ilk sorulanlar arasında sen korsan mısın beyim sorusu yer almaktadır. Cevap da genellikle şöyleydi. Hayır hayır ben korsan değilim. Sanki Chicago'dan mı geliyorsunuz sorusunu yanıtlarmış gibi. Bu bir hakaret olarak algılanmıyordu. Korsan değilim ama olabilirim. Tabii ki de. Herkes tarafından anlaşılır olsam da. Homeros'un Odiseya'da anlattığı gibi Odysseus da bu tip bir karakterdi. Kendisi Skaria adasında bulunan güzel bir şehir olan Fayakia'ya geldiğinde Miken dünyasında olması gerektiği gibi burada müthiş bir saygıyla karşılanmıştı. Yemekten sonra eğlence sırasında genellikle yapıldığı gibi atletizm yarışmaları düzenleyerek katılması için Odysseus'u da davet etmişlerdi. Odysseus'un cevabı hayır hayır ben çok perişan ve sefilim olmuştur. Buna karşılık olarak o, oh, o zaman sen bir tüccar olmalısın yorumunu alır. Odysseus o zaman gerçekten alınmıştır. Odysseus gibi bir kral, Basilius bir tüccarla karıştırılamazdı. Bir korsan tamam ama bir tüccar hayır. Başka bir enteresan nokta da Yunanlıların Miken sonrasındaki dönemlerde yani karanlık çağdaki mezarlarında bulunan gömüler hiçbir şekilde daha önceki ihtişamlı mezarlardaki zenginlikle karıştırılamaz. Bu gömülerdeki asiller diğer ölülerden farklı değildi. Mezar hediyelerine bakarsak zenginlerle diğerler arasında bir eşitlik söz konusuydu. Ne bir ayrım ne de fazla bir zenginlik ele geçmiştir. Asillerin mezarlarındaki buluntuları ciddi bir monarşi içermeyen, çok daha fakir bir dünya ile karşı karşıya olduğumuzu gösterir. Bunlardan Homeros'un dünyasındaki krallardan kralların toplumdaki rollerinin, zenginliklerinin, kudretlerinin, toplumdaki konumlarının bildiğimiz mikenlerden gelmediği hakkında önemli bilgiler edinmiş oluruz. Gerçeklere dayanan bir betim söz konusuysa bu da Miken döneminden sonraki döneme yani karanlık çağlara ait olmalıydı. Ayrıca Homeros, İlyada ve Odisea'da her toplumun politik yapısını gösteren bir tablo çizer. İlyada ve Odisea arasında önemli bir fark daha vardır. İlyada tamamen Troya'da geçmekteydi. Buradaki asilzadelerin, kralların, kahramanların hiçbirisi kendi şehrinde kendi şehrini kontrol ediyor olarak görünmüyordu. Bunlar başka bir liderin altında görev yapmaktaydı. Dolayısıyla bu şahısların birbirlerine gösterdikleri davranış biçimi beklenilenden farklıydı. Odisea'da ise Odysseus İthaka'dayken gördüğümüz ve beklediğimiz nitelikte betimlenmiş. Bu farklılık aslında çok önemli bir unsurdur. Yunan dünyasına göre tipik olmayan bir yer olan Troya'da dahi evler gibi aynı kurumların ve aynı ilişkilerin varlığını görmekteyiz. Ama yine de farklılıklar hakkında dikkatli olmalıyız. Bundan ne demek istiyorum? Kararlar nasıl veriliyordu? Acaba kral sadece yapın dedikten sonra istedikleri hemen halloluyor muydu? Hiç de böyle olmuyordu. Kralın özel güçleri vardı. İlyada da Agamemnon lider olarak meclisi toplantıya çağırabiliyordu. Yani konseyi demeliyim. Ancak toplantıya çağırmak sırf Agamemnon'a özgü bir ayrıcalık değildi. Herhangi bir asil konsey toplantısı yapmamız gerek dediği zaman herkes toplantıya çağrılabiliyor ve istenilen istenildiği gibi tartışılabiliyordu. Konsey asillere yani Basilius olarak adlandırılan asillere özgüydü. Sıradan askerler konsey toplantılarına katılamıyordu. Bu durum dikkat etmemiz gereken noktalardan birisini oluşturur. Karanlık çağlarda sosyal ayrım, monarşi ve diğer herkes arasında değil de aslında asiller ve sıradan insanlar arasından oluşmuştu. Bu hem politik olarak hem de diğer farklı alanlarda çok önemli bir ayrıntıdır. Ancak Homeros'un yazdıklarında özellikle Troya'ya bakarsak basilius olarak adlandırılmayan ama savaşçıları da içeren konsey toplantılarının yapıldığını görmekteyiz. Ama evde yani Yunan topraklarında savaşacak yaştaki erkekler toplumda en önemli yani en baskın konumdaydı. Tabii ki de tüm Yunan tarihinde olduğu gibi kadınlar politik hayatın tamamen dışında bırakılmıştı. Ve ben de bu konuyu burada bırakmayı uygun görüyorum. Aynı zamanda bir de yaş sınırı bulunmaktaydı. Bir savaşçı olabilmek için belirli bir yaşa gelmiş olmak gerekmekteydi. Bu yaşın tam ne olduğu bizim için açıklık kazanmış değil. Bu 18'de olabilirdi, 20'de. Ancak Atina'da klasik dönemde bu yaşın 20 olduğunu biliyoruz. Şimdi size bazı olayları hatırlatmak istiyorum. Özellikle bu dönemin nasıl çalıştığını göstermek için. Anımsarsınız, İlyada Yunan toplumunun korkunç bir vebayla kırılmasından kaynaklanan bir kavgayla başlar. Neler olduğunu anlamamız gerek der herkes. Eğer böyle bir şey başlarına gelmişse bunun nedenini kendilerine kızgın olan bir tanrı veya tanrılara bağlıyorlardı. Bu durumda bir kahin bulup neler olduğunu anlamak için ikna etmişlerdi. Kahin de sonunda Apollon'un kızmış olduğunu, bunun nedeninin de Agamemnon'un bir genç kızı babasından aldığını, kızın babasının da Apollon'un rahibi olduğunu öğrenmişti. Bu anlaşıldığında Yunanlıların en büyük, en cesur, en kuvvetli, en hızlı kahramanı Akileus araya girip der ki, bakın neden genç kızı geri vermiyorsunuz? Böylece Apollon bizi öldürmeyi bırakır ve her şey yine yoluna girer. Agamemnon Akileus'a çok kızar ve Edward Robinson söylediğine göre der ki, asla geri vermem, burada patron benim.'' Aranızdan kaçınız Edris Robbins'in adından haberdarsınız? Elinizi kaldırın. İyi, her yılın benim için daha fazla zorlaştığını hatırlattınız bana. Akileus sonra söze başlar. Agamemnon'a kızgınlığını gösterir. Güzelce azarlar ve onun ne kadar budala olduğunu vurgular. Bu aslında çok önemli bir ayrıntıdır. Bir kişi bir kralla nasıl böyle konuşabilirdi ki? Bunun yanıtı ancak ikisinin de kral olmasının bu durumu olası kıldığıdır. Bu durumda toplumun önemli bir sosyal kuralını çiğnemiş olmuyorsunuz. Ama bu tabii ki sık karşılaşılan bir durum değildi. Özellikle Agamemnon tüm krallar arasında lider konumuna gelmişse. Homeros onun için farklı bir terminoloji kullanmaktadır. Basiliutatos yani kralların kralı. Bu da onun farklı konumunu vurgular. Akleus bu durumda yasa dışı ya da aykırı bir şey yapıyor değil. Ama bu normal bakış açısından baktığınızda aykırı olarak görünebilecek bir durum aslında. Agamemnon sonunda der ki bu kızı geri vermem. Ama bakın, eğer Troya'da alınmış başka bir kızı bana verirseniz onu geri verebilirim. Ancak bunu kabul ederim. Ben sizden bir genç kıza sahip olacağım ama siz hiçbir şeye. Gerçekten çok kızan Akileus İyice sinirlenerek tamam eğer bana böyle davranacaksan silahlarımı alıp eve dönüyorum der. Sonra gidip 9 bölüm boyunca çadırında oturur. Bu durum savaş için çok önemli bir sorun oluşturacaktır. Bu gelişmelerden aslında önemli kararların nasıl verildiğini anlayabiliyoruz. Kendi ordularında dahi krallar ve asiller arasında yapılan tartışmalar sonucunda nasıl alınıyordu kararlar? Bu durumda olduğu gibi en uç boyutlardaki durumlarda liderin kararına saygı gösterilir, söylediği yapılırdı. Yunan topraklarında da tahminen eğer bir anlaşmaya erişilmemişse son sözü kral söylüyor olmalıydı. Aklımızda tutmamız gereken en önemli şey aslında kralın herkese istediği gibi sözünü geçiriyor olmaması ve Agamemnon'un bu sefer sırasında konumundan dolayı farklı bir boyutta olduğudur. Bu hikayelerden bir tanesidir. Başka bir hikaye de İlyada'nın aynı bölümlerinde Agamemnon'un bu olaylardan kısa bir süre sonra savaşın 10. yılında gördüğü düşle ilgilidir. Şehri 9 yıldır ele geçirmeye çalışmaktaydılar. Durum bugünkü Irak gibiydi ve artık askerlere bıkkınlık gelmişti. Birçoğu eğer şehir alınmıyorsa, alınamıyorsa artık eve dönme konusunda hemfikirdi. Tam bu sırada Agamemnon bir düş görür. Düşte tanrı der ki: "Yapman gereken şey budur. Adamlarını canlandırmalısın. Ancak onları canlandırdığında zafer ulaşabilirsiniz. Bunu da şöyle yapmalısın. Ayağa kalk ve askerlerine Troya'yı hiçbir zaman alamayacaklarını söyle." en iyisi her şeyi toplayıp eve dönelim. Ancak o zaman sana diyecekler ki hayır kralımız hayır biz bunu yapamayız. Kalmamız gerek. Kendimizi toplayıp bir daha saldıracağız ve şehri alacağız. Buna karşın Agamemnon der ki tamam o zaman ve savaş için birlikleri toplar ve onlara bir konuşma yapar. Burada Homeros'u tekrarlamak isterdim ancak yanımda getirmedim. Ama diyebilirim ki Birlikler homurdanmaya başlar ve kargaşa içinde gemilere doğru bir an önce oralardan uzaklaşmak için adeta yarışırlar. Toplum hakkında bize oldukça çok bilgi veren ayrıntılara bakalım şimdi. Herkes gemilere doğru koşarken aralarından Yunanlıların en hızlısı, en beceriklisi, en akıllısı olan Odysseus birliklerin arasına karışıp birini yakalar. Homeros der ki bir asili yani bir Basilius'u yakalayınca onu şöyle ikna etmeye çalışır. Bakın bir hata yapıyorsunuz. Agamemnon'un oynadığı oyunu anlamıyorsunuz. Odysseus'un anlattıkları üzerine asil tamam der. Sıradan bir adam yakaladığında Odysseus seni budala ait olduğun yere geri dön diyerek azarlar. Bu kabaca bir anlatım tabi. Ama işte herkes birilerini yakalar ve geri döndürür. Herkes döner ve otururlar. Aralarından bir adam çıkar. Homeros onu ordunun en çirkin adamı olarak betimler. Yani hakkında ne düşünmemiz gerektiğini anlarsınız. Adam başlarında Agamemnon olmak üzere bütün kralları aşağılayan bir konuşma yapar. Der ki biz sıradan askerler olarak sabrımızı doldurduk. Eve dönmek istiyoruz. Buna karşın Odysseus çıkar ve elindeki asayla adamı dümdüz eder. Sırtına vurur ve bıraktığı iz tüm ordu tarafından görülür. Adamın gözünden yaş gelir. Kendimizi bu adam için kötü mü hissetmeliyiz? Homeros'un dizelerine göre bir asker çıkar ve der ki Odiseus'un yaptıkları arasında en önemlisiydi bu. Tersites gibi koca ağızlı bir budalayı susturmak. Tersites'in yaptığı yanlıştı ve tabii ki ne şair ne de Odiseus onun önerisini beğenmişti. Eh konuşmaya hakkı yoktu işte. Konseyde ya da herhangi bir toplantıda konuşma hakkı olan tek kişi Basilius'tu. Sıradan bir asker olarak haddini aşmıştı. Ayağa kalkıp bir şey söylemek kültürlerinin ihlali anlamına gelmekteydi. Ve burada kültürel kurallar çok katıydı. Onlar emir alabilirdi ancak ama asiller emir alamazdı. Aralarında tartışabilirlerdi ve bazen de tartışmaları kazanabilirlerdi. Yani buradaki anlatımda görülen eksik de olsa Basileios olmasına karşın hatta anaksı da ele alırsak gerçek bir monarşi geleneğiyle aslında karşı karşıya olmadığımızdır. Monarkları yani hükümdarları düşünürsek aklımıza Hammurabi, Pers kralları veya 14. Louis gelir. Bir sürü birbirine eş değerde olan asil. Buradaki durum aklımıza gelmez. Aralarındaki fark doğuştan ya da rütbeden değil ama servetlerinden ve ellerindeki güçten gelir. Toplum krallara has olmaktan ziyade asillere has bir sistem içermekteydi. Zannedersem asıl mesaj buydu ve bu sistem antik Yunan dünyasında bundan sonraki tüm politik kavramların ve tartışmaların temelini oluşturmaktaydı. Tarihi dönemde Yunanlılar yani yazının kullanılmaya başlamasından sonra bugünkü standartlarımıza göre ne diyordunuz bilgisayarda ilk ayarlara geri dönme komutuna e, o komuta ne deniyordu? E, neydi varsayılan? Tamam, varsayılan. Yani Yunan politika felsefesinde varsayılan pozisyonu aristokrasiydi. Normal olanı buydu. Bu olguya en güzel örnek işte bu anlattıklarımdır. Bunlar aslında gerçekleri yansıtmaktadır. Bir şey daha. Eğer Yunanlıların hikayesinin sonuna bakarsanız, burada politik kuran bağlamında Platon'la yani Eflatun'la karşılaşırsınız. İdeal toplum fikrini anlatmaya başladığı devlet yapıtında bizleri birden fazla hükümdarla karşı karşıya bırakmış olduğunu görürüz. Bunlar aslında yarışmayı kazanmış olanlardır. Ama bu önemli değil. Önemli olan aslında tek bir kral bulunmayışıdır. En iyi hükümeti bir insan grubu oluşturur. En önemli özellikleri akıllarıdır. Ama başka özellikleri de yok değil. Yunan politikası kavramsal olarak doğuştan gelen aristokrasiyi varsayılan değer olarak algılar. Buna karşı ortaya kanıt koymak isteyen Herhangi birisi geleneğe karşı yokuş yukarı at koşturma durumundadır. Bu noktayı umarım aklınızın bir köşesine yazmış olursunuz. Özellikle Atina tarihine ve demokrasinin başlangıcına bakmaya başladığımız zaman anımsamanız gerekecek. Çünkü Yunan geleneğine bakış açısından bakıldığında bu aykırı bir durum oluşturmaktaydı. Tabii ki zaman zaman Bazıları monarşi uygulamaya kalkmışlardı. Ancak Yunan toplumuna aykırı olduğundan husumetle karşılaşacaklardı. Zirveye ulaştıklarını düşündüklerinde monarşi kavramını barbarlarla yani Yunan olmayan toplumlarla bağdaştırırlar. Homeros'un tabii ki Yunan tarihi boyunca düşünülesi tüm alanlarda Yunan düşünüşünü anlatan en temel dökümanı oluşturduğunu bir kez daha vurgulamak gerekir. Zaman içinde tabii tek kaynak olarak kalmasa da en iyi bilinen, en etkili ve en kuvvetli kaynak olma özelliğini korumaya devam eder. Eğer dini bir kitap olsaydı hakkında Yunan İncil'i olarak bahsediyor olurduk değil mi? Mesela tarih içinde daha sonraları şöyle örnekler ortaya çıkar. Atina ve Megara Salamis adasının kontrolü konusunda anlaşamamaktaydı. Ara olarak bir üçüncü çağız çağırmaya karar verirler. Spartalıları çağırırlar. Spartalılar da der ki tamam biz karar vereceğiz. Ve Atina'ya ait olduğuna dair karar verirler. Neden? Eğer Homeros'un İlyadası'ndaki gibi gemi kataloğuna bakarsak Salamis adası gemilerini Atinalıların yanına dizmişti. Top oyunu gibi bu. Bu dizelerin nedenli bir kudrete sahip olduğunu şimdi anlamış olmanız lazım. Şimdi de Homeros'un öykülerinin başka bir özelliğine, şiirlerin nasıl Yunan toplumunu yansıttığı konusuna dönelim. İlyada ve Odisea'nın içerdiği etik kavramlar ve değerler hakkında biraz konuşmak istiyorum. Din konusundan bahsetmiştim. Dolayısıyla öncelikle tanrıları anlamanız gerek. Burada öncelikle çok tanrılı bir toplumdan söz etmekte olduğumuzu unutmamalıyız. Bahsettiğimiz politeizm en erken bilinen istisnalar dışında bu durum aslında tüm toplumların dokusunda var. Aslında bu durum en erken olarak hangisini düşündüğünüzle ilgilidir. Yahudileri en erken toplum olarak düşünebilirsiniz. Açık seçik ama İncil'deki öykülerin nasıl tarihlediğinize bağlı olarak Mısır firavunlarının milattan önce 16. yüzyılda bu konuda öncelik kazanmış oldukları da yanlış değildir. Bunun dışında başka örnek yoktur. Dolayısıyla bu aslında kahramanlık özellikleri taşıyan çok tanrılı dine sahip olan bir toplumdu. Yani doğuştan gelen bir aristokrasi kılıfında oluşmuş, aristokrasinin savaş alanındaki kahramanlıklarıyla meşrulaşmıştır. Yunanlıların inançları arasında en önemli şairlerden birinin şiirine bakarsak Yunan toplumunda benzeri olmayan bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu görebiliriz. Kendilerinin tanrılarla aynı soydan geldiğini düşünmekteydiler. Bu tür bir kavrama bildiğim kadarıyla başka hiçbir toplumda karşılaşmış değiliz. Homeros'un karakterlerinin çeşitli lakaplarla anıldığını görmekteyiz. Homeros aslında sözlü geleneğin devamını sağlayabilmek için şiirlerinde krallara lakaplarıyla da hitap ederek vezin kurgusunu oluşturmuştur. Mesela bir kahramana tanrısal, tanrı gibi anlamına gelen dios, tanrı olarak yetiştirilen anlamına gelen dioterefes, tanrıyla eşit anlamına gelen isotesos gibi lakaplar kullanılmıştır. Burada Tanrı'dan korkan ya da Tanrı'yı seven bir insan grubuyla karşı karşıya olmadığımızı dikkatinizi çekmek isterim. Bir tarafta Yunanlıların çok farklı iddiaları olduğunu görmekteyiz. Yani oldukça kuvvetli bir iddiasında, Tanrılar değil de insanlar hakkında, bildiğim tüm toplumlar arasında. Antik Yunanlıların kibirli oldukları konusunda önemli bir öğe olmasına karşın ta başından beri toplumlarında olan bu olgu aslında oldukça Yunan yani sırf Yunanlılara özgü bir niteliği vurgular. Tanrı gibi olduklarını düşünmelerine rağmen aslında tüm kritik açılardan Tanrı değillerdi. Tanrılar ölmezdi ama insanlar ölümlüydü. Burada insanın ölümcül olduğu bir gerçek. Bu da en önemli unsurlardan birini oluşturuyor. Yani insanlar tabii ki tanrılar kadar kuvvetli ve kudretli değildir. Hayatın trajik boyutları Yunanlıların yarattığı ve kültürlerini şekillendirdiği gibi İlyada ve Odisea'nın ta başında dahi ön planda. İnsan ne kadar çok hayranlık uyandıran şey yapabilen ne denli muhteşem bir yaratık olursa olsun ölümcüldür ve sonunda ölecektir. Tanrıların sahip olduğu kudrete sahip değildir. Bu durumda ne yapılabilir? Aslında bu enteresan. Bana sorarsanız Yunanlıların bu tür hepimizin yüzleştiği bir insani sorunu nasıl algılıyordu? Yani ölüm sorununu nasıl görüyordu? Öleceğimizi bilmemizle biz nasıl başa çıkıyoruz? Doğu dinlerinde bu konuya doğuya özgü bir cevap bulmuşlar. Felsefelerine göre insan aslında bir hiç. İnsan aslında sadece toz. Hani öyküyü dinlediğinize göre insan gübre de olabilir. Tabii ki bir gün öleceksin. Kimin umrunda? Neden umrunda olsun ki? Başlangıçta zaten bir hiçtin. Her şey bittiğinde de bir hiç olacaksın. Rahatla. Bir de benim Hristiyan çözümü olarak nitelediğim bir çözüm var. Ölümden korkuyor musun? Ölmen gerekmiyor. Eğer iyi bir Hristiyansan ve iyi bir Hristiyan olmak için her şeyi yapıyorsan ölmeyeceksin. Şahsen ölümsüzlük kazanacaksın. Bu problemi bu şekilde çözebilirsin. Eğer her şeyi doğru yaparsan endişelenecek bir şey yok. Ama Hristiyanlar nedense hala endişelenir ve bir milenyum boyunca bunlar hakkında nasıl endişelenilmesi gerektiği konusunda birbirini öldürüp durmuşlardır. Eğer bu söylediklerimi kabul ederseniz çözüm olan şeyin temelinde de bunların olduğunu görebilirsiniz. Ama Yunan bakış açısı o kadar trajiktir ki ne bu yolu ne o yolu tercih etmiştir ki bu da bana göre göreceli olarak sorundan kolay bir kaçış gibi görünmektedir. İnsan üstündür ve bunu tekrarladıkları sürece bu böyledir. İnsan önemlidir. Önemli şeyler yapma yeteneğine sahiptir. Tanrıların soyundan gelmektedir. Ama aynı zamanda yaşam çok kısadır ve kaçınılmaz olan ölümse berbattır. Özellikle Yunanlıların bakış açısıyla karşılaştırma amacıyla burada ölüm hakkında birkaç söz söylemeliyim. Tahmin edersiniz ki farklı insanlar bu konu hakkında farklı şeyler düşünmektedir. Bazıları herkes için çile ve ızdırap dolu olduğunu düşünür bazıları da çok güzel şeyler içeren bir cennet olduğunu. Kişilerin dini inançlarına göre bu güzelliklerin fiziksel veya ruhani olduğuna inanılır. Yunanlılar için hatta antik dünyada çok az sayıda insan için ölüm olabilecek en kötü şeydi. Ölülerin gittiği yerde hiçbir şey yoktu. Sadece karanlık. Başka hiçbir şey yoktu. Bazı kötülükler yapmış olanlar Günahları yüzünden Tanrıların kızgınlığına maruz kalıp Yunanlılara özgü ilginç şekillerde işkence görüyorlardı. Tantalos'u hatırlayın, çok kötü bir suç işlediği için ayakları suda olacak şekilde sonsuza dek cezalandırılmıştı. Yukarıda bir ağaç ve sallanan üzüm salkınları vardı ve o ama susuzluktan ölecekti. Su içmek için her aşağıya ilişinde sular çekiliyor yukarıdaki üzümlere erişmeye çalıştığında salkımlar geriye kaçıyordu. Bu tam anlamıyla Yunan kavramına göre bir cehennemdi. Ne kadar uğraşırsan uğraş, hep kaybetmeye mahkumsun. Buradaki düşünüş tarzına bakacak olursanız ölümün nedenli kötü olduğunu anlamak mümkün olur. Odiseya'da Odiseus'un Hades'e inmesi için önemli nedenleri vardı. Oraya indiğinde ölmüş olan Akileus'a rastlamış ve şöyle demişti. Seni görmek ne güzel Akileus. İyi görünüyorsun. Burada keyfinin iyi olduğu anlaşılıyor. Burada yargıç gibisin ve herkes sana saygı duyuyor. Söylentileri aşmış görünüyorsun. Akileus da cevap verir. Odiseus bana ölümle ilgili hiçbir erdemden bahsedemezsin. Ben Hades'te bir kral olmaktansa toprak üstünde aşağılık bir köylü olmayı tercih ederim. Olabilecek en kötü durumdu bu. Muhteşem Akileus dahi ne kadar saygı görüyor olursa olsun dünyada bir hiç olmayı öbür dünyaya tercih ediyor gözüküyor. Bu aslında çok önemli. Kaçış olmadan gerçeklerle ve ölümün olumsuz nitelikleriyle karşı karşıyadırlar. Hatta yaşamın öneminden ve insanlıktan kaçmayı reddediyor olsalar dahi. Aslında trajik bakış açısı dediğimde ben bundan bahsediyorum ve bu gerçekten çok önemli olan bir nokta. Şimdi bana öyle geliyor ki aynı tür sorunları ele alan bazı modern bakış açılarıyla karşılaştırmalar yaparak bazı hususları eleyebiliriz. Modern tıp ne kadar gelişmiş olsa da Bizler dahi sorunlardan henüz kurtulmuş değiliz. Bence hala aydınlanma çağında yaşamaktayız. Bu en azından Batı dünyasında baskınlığını koruyan bir görüştür ve Batı'nın etkin olduğu bölgelerde hatta daha bile fazladır. Bu kavramın kalbinde gelişim yatmaktadır. Ama bu kavram Yunanlılar tarafından paylaşılmamaktaydı. 18. yüzyılda filozofların gözünde gelişim eğer bu söylediklerimi duysalardı bana çok kızarlardı. Hristiyanlar için ölümsüzlük gibi bir şeydi. Bu dünyanın Voltaire'lerine göre umut dünyayı gayretleriyle daha iyi gibi bir şeydi. Bundan dolayı da bir şekilde ödüllendirileceklerini düşünüyorlardı. Çünkü onlar ileride yok olduklarında gelişim geriler ve ilk başta bunu onlar yarattığı için kusurlu bulunurlardı. Bundan dolayıdır ki kendi yarattıkları toplumda yaşarken onu geliştirir ve daha iyi bir yere haline getirmeye çalışırlardı. Bu aydınlanmanın önemli kısımlarından birini de bireysellik kavramı oluşturur. Her şeyin merkezinde yatan aslında bir tek kişidir. Göreceksiniz ki bu aslında Yunanlılardan çok farklıdır. Şimdi Yunanlılar aslında kişinin kendisiyle çok ilgiliydi ve bu Atina'daki demokratlar hakkında özellikle önemli bir durumdu. Ancak en kudretli konuşmacı ve lider dahi bireylerin amaçları ve başarılarından aslında her şeyden önce tuttuğu kavram olarak bu çok önemli olan kavramdı. Toplumun tamamını tutuyordu ve buna tarihi dönemlerde polis denilmekteydi. Ama durum modern dünyada böyle değildi. Aydınlanmadan çıkan olgu bu değildi. Bu dönemde birey artık ön plana çıkmıştı. Aydınlanmanın temellerine bakacak olursak 18. yüzyılda Hobbes ve Locke gibilerini ele aldığımızda en önemli unsur olarak asıl nereye bakmak gerekmekte? Her şeyin temelinde olan birey onların haklarıdır. Atalarımıza bakarsak yaradanın bize bunu hak olarak verdiği inancıyla karşılaşmaktayız. Tanrı dememişlerdi. Çünkü aydınlanma düşünürlerinin hepsi Allah'a inandığından emin değildi. Ama yaradan olarak gördükleri bir şeye inanıyor gibiydiler. Allah'a inanmasalar dahi bireyselliği doğal bir hak olarak görüyorlardı. Doğa her bireye yaşama, özgürlük, mülk hakları vermişti ve kimse meşru olarak bu hakları ötekinin elinden alamazdı. Yunan toplumunda ne doğal haklar diye bir kavram ne de tanrılar tarafından verilmiş haklar diye bir kavram bulunmaktadır. Bu da çok önemli bir farklılığı oluşturmaktadır. Yaşamı uygun ve düzgün kılacak davranışlar Yunanlılar için ancak uygun bir sosyal topluluk yani polis çerçevesinde oluşabilirdi. Ama modern yani aydınlanmış dünyaya yeniden bakacak olursak bireysellik ve bunun en önemli unsuru olarak hedonizm ön plana çıkar. Demek ki aslında keyif arayışı doğal ve uygun her şahsın kendisini olabildiğince mutlu etme amacı gayet meşruydu. Bugünkü ortama bakacak olursak insanın kendi zevklerini tatmin etme amacı sınır tanımaz boyutlara ulaşmış durumdadır. Burada ortaya aydınlanma felsefesinden nihilizme kadar uzanan doğrudan bir yol olduğu savunu ortaya koymak istiyorum. Yani insanların tahmin amacıyla yapacaklarının bir sınırı olmayışı felsefesini sonuç olarak ortaya çıkan şey aslında elinde güç olan ve bu gücü kullanmak isteyenler amaçlarına ulaşacak ve isteksiz olanlar da güçlülerin onlara yükledikleri yük altında ezileceklerdir. Bu özgün nihilistler tarafından iyi bir şey olarak algılanmaktadır. Adı neydi? Nietzsche tabii demiştir ki Bazılarımız diğerlerinden daha üstündür. Bazılarımız süperiz ve bizlerin sıradan insan gibi davranışa maruz kalmamız yanlış ve kötüdür. Dolayısıyla bizleri anlamsız etik kodlarla, ahlak dersleriyle ya da güçsüzlerin güçleri kısıtlamaya çalıştıkları silahlarla kısıtlamayın. Bu ilginç bir bakış açısıdır ama yeni değildir. Milattan önce 5. yüzyılda aynı şeyleri söylemiş bir Yunanlı bulunmaktadır. Bu modern bakış açısında iyiliği ya da mutluluğu anlatan tanımlar bulunmamaktadır. Her birey kendisi için neyin iyi, neyin mutlu edici olduğuna kendisi karar verir. Bu üzerinde durduğumuz sorudan tamamen kaçınmayı sağlamaktadır. Doğru mu bu? Eğer hepimiz öleceksek, yaşarken ne pahasına olursa olsun elimizden gelenin en iyisini mi yapmalıyız? Bu tatmin edici bir sonuç mu? Daha mutlu olacak mıyız? yaşarken daha iyi konumlara erişebilecek miyiz? Bu soruları sorarsak Yunanlılardan şöyle cevaplar alacağız. Bunu 10 saniye bile düşünmek aptalca ve anlamsız. Göreceksiniz ki hiç de uygun değil. Fakat aynı zamanda Yunanlılar şansa çok derinden inanmaktaydı. Yine modern bir anlayış olan tanrısal güçlerin hiçbir şekilde dünya üzerinde olanları denetlemediğine inanmaktaydılar. Ama olayların rastlantısal olarak belirli herhangi bir kurala bağlı olmadan geliştiğine inanıyorlardı. Ve bu onlar için böyleydi. Namus veya erdem hayatın niteliğini etkileyecek unsurlar olarak kabul edilemezdi. Ama İlyada ve Odiseya'nın bazı kısımlarında da vurgulandığı gibi her şey tamamen şansa bağlıydı. Bu da Yunanlılar için şu soruyu akla getirir. İnsanların ölümcüllüğü, tanrıların ilgisizliği, hayatın şanstan ibaret oluşu çerçevesinde insan nasıl mutluluğu ve ölümsüzlüğü yakalayabilirdi? Çünkü aslında ölümcüllük konusunda hiç mutlu değillerdi. Bunun bir sorun olduğunu anlasalar da hala arzuluyorlardı. Bundan kaçış yoktu. Ve yanıtın bir kısmı da aslında gayet homeriskti. Bu kahramansal bir etik olarak görülebilir. Bir yerde hatta İlyada'nın birden fazla yerinde Akileus bu soruya şöyle yanıt vermekteydi. Buraya Troya'da savaşmaya neden geldin? Efsaneye göre biliyoruz ki Akileus savaşa gitmeden evvel eğer Troya'ya gitmezse ve savaşmazsa annesi tanrıç olduğu ve kendisi de bir miktar tanrısal olduğu için ölümsüz olabilecekti. Hiçbir zaman ölmeyecekti ama o zamanda hiçbir şekilde muhteşem ve ünlü olmayacaktı. Anısı ileriye taşınmayacaktı, taşınamayacaktı. Eğer Troya'ya giderse ölecekti ama anısı akaların en üstünü olarak sonsuza dek ölümsüzce devam edecekti. Ne seçtiğini tabii ki sizler de biliyorsunuz ve bunun nedenli doğru olduğunu da biz hala Akleus'un kim olduğunu biliyoruz, değil mi? Sizler de bu dünyadan gittiğinizde hala insanlar Akleusu tanıyor olacak. Dolayısıyla bu konuda Yunanlıları gayet ciddi almamız gerekmekte. Bazen kendisine bütün bunlara karşı neden buraya geldin diye sorulduğunda yanıtı babam beni buraya gönderdiğinde yapmam gereken birçok şeyden bahsetmişti. Ama bunların arasında en önemli olanları şu Yunanca kelimelerdi. Ayen Aristeyol. Her zaman en iyi ol. Buradaki en iyi ahlaki olarak bizim anlayışımızda en iyi değildir. Aslında en muhteşem, en kuvvetli, en becerikli ve en çok hayran verici demekti. Böyle olmanız gerekmekte. Ve bunu ancak karşılaşma sonucu elde etmek mümkün en iyi olmak için daha iyilerin olması gerekmekte. Bu çeşit karşılaşma için Yunanlıların kullandığı kelime agondur. Dolayısıyla Yunanlıların mücadeleci bir toplum olduklarını düşünmeliyiz. Yani birçok kişinin ön plana çıkmaya çabaladığını, kontekste göre en iyi kavramının oluştuğu yarışma dolu bir toplum olduklarını söyleyebiliriz. Bakalım zamanımızın sonuna gelmişiz gelecek sefer kahramanlık etiğiyle konumuza devam edeceğiz. Ve bunun Yunan toplumundaki etkilerine bakacağız.